katarak güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Ben bu tarafa bakıyorum, somurtuyorum. Bu tarafa bakıyorum, gülüyorum. Bıyıklar da böyle böyle. Aynı Kadir İnanır yemin ediyorum. Bak sakın böyle atma. Böyle atarsan modacı olursun. Böyle atarsan Kadir İnanır. Ona göre. Aynen. Bilal gel de bana bir fön tut dostum ya. Sana herhalde Kadir dedim diye bir havalara girdin. Bilal'cığım. Hadi gel toka ver bana toka. Kısmet olursa bir şubemin başına seni koymayı düşünüyorum. Sen daha herhalde kuaförlüğün kesini bilmiyorken 2008'de bu Bilal abin dükkan açtı, anladın mı? Yani sana şu burada diyor ki ayağını denk al. Ben geldim sen ayağını denk alacaksın. Yalnız bu senin konsepti bu konsept. O yüzden sen bence biraz dikkatli ol. Özlemciğim senin bana bir garezin mi var? Ben bu makyajı sana armağan ediyorum. Bak sert bir şekilde uyarıyorum. Bir daha adımı ağzına alma. Kıza laf söylüyor. Kıza laf söyleyecek. E tamam sana diyelim ona ne laf. Çünkü o oradan oraya sarkıyor. Sanatçı da ona göre bir isim koyuyor. Ya ben dayanamıyorum ama ya. Nasıl kabul edersiniz ya? Sen burada öldün, bayıldın, kaldın, kucağımda taşıyan ben... İşte ben de sizin bunu kabul etmenizi anlamıyorum. Benim gördüğüm, bu benim şahsi fikrim, en güzel makyaj. Burada yapılan tasarımların içinde en beğendiğim tasarım. Neyi tasarlamış ben hiç anlamış değilim. Ben de anlamadım hocam. En gergin anlardan birindeyiz. Salı günü... 23 puanla. Birinci olan takım sadece 2 puan farkla. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp bana bak. Efendim ekranların en renkli, en farklı yarışma programı Kuaförüm Sensin de salıyı sallamaya hazır mıyız? Evet. Evet. Sizin hazırlığınız buysa ben bugünkü konseptten bahsetmeyeyim bile. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Dün Sıla ve Mira ne yazık ki dördüncü oldular. Aramıza yeni katılan Mete, Arzu, Hayat ve Özlem'le günün birinciliğini paylaştılar. Özellikle Muammer Ketenci'nin gözüne girmeyi daha ilk günden başardılar. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok ağır var mı daha? Yani bugün daha fazla sancıdı. O yüzden bunu takmak zorunda kaldım. Bayağı gece hiç uyuyamadım. Yani bu kadar da olmazsın. Yani bu kadar mı kıskandın beni? Bu kadar neyine mı ilgi çekmeye çalışıyorsun? Geçen hafta bacağımı buktum, sargıladılar. Bugün aynı sana diyecek seni gerçekten görüyorum. Kelime dahi bulamıyorum. Hatta geçen hafta ben de aynı kıyafeti bile giymiştin Sıla. Dün de söyledim kolum ağrıyor diye. Ben bunun neyini kıskanacağım? Gayet iyiyim, çalışabilirim. Yani dün o kadar tepki sadece verip, destek amaçlı dün o kadar tepki verdin ama Bilal'e böyle salladın kolunu. Neyi? Kolunu. Yok canım, ben solu çok sadece destek amaçlı kullanırım, bir de fönde kullanırım. Yine sallıyor. Sallarım, merak etme. Seni kıskanmadım, gerçekten canım çok yanıyor, o yüzden taktım ama... Saçımı da işimi de yapacağım, merak etme. Bugün herhalde konsept biraz zor diye bandajla geldi. Yarın daha zorsa alçıya alacağım. Ertesi gün kesimde zaten onun günü biliyorsunuz. Bütün bedenen kendi alçıya alacak. Bakalım. Çok üzüldüm gerçekten Gözde Hanım. Sabah geldiğimde bu şekil buldum. Bilal kırmıştır onu. Ne isim olur ya? Arkadaşlar bunu ben kızımla... Gerçekten geçerken almıştım. Bunu yapmanız beni gerçekten çok üzdü. Bence de ya bir el kadar bir... Neden kırıyorsunuz? Kanadı yani vardı, onu da kırdılar dedim, gitti yemin ederim. Getirdim, güleriz dedim. Ama siz ne istediniz? Niye ben, kırdınız bana yani? Bana bakma, bence Bilal yapmıştır onu. Ya bunu benim kızım almıştı bana. Anneciğim seni çok eleştiriyorlar. Sen melek gibi annemsin diye bana bunu aldı. Ve geldiğimde bunu gördüm. Gerçekten çok üzüldüm. Oh.
Bilal böyle bir şeye tenezzül asla etmez. Asla yapmaz. Benim de iki çocuğum var. Neyse ben onu tamir ederim. Ben ama dün dedim keşke kolunu kanadını kırmasalar diye. Gerçekten demek ki biri benim kırmış ama ben değilim. Benim kolum kanadım kırılmaz, merak ablacığım, et. Söyleyeyim. Onları kırabilirsiniz ancak. Ben bu tarafa bakıyorum, somurtuyorum. Bu tarafa bakıyorum, gülüyorum. Bu tarafa bak. Çok yakışıklı değil mi ama ciddi söylüyorum Gözde Hanım. Bir de sarı giymiş böyle. Bıyıklar da böyle böyle. Aynı Kadir İnanır yemin ediyorum. Sen niye onu kıskanıyorsun? Yok. Neden kıskanmıyorum? Hatta özellikle dünden beri diyorum ya Kadir diyorum. O Selvi Boylum al yazmalı var ya, bir de boyu da uzun, bir de şöyle duruyor ya, Kadir böyle. Kadir İnanır gibi kim olabilir Allah aşkına? Ya olamaz da bir andırıyor yani. Biraz andırıyor. Dinlere destan. Andırıyor, hadi. Andırıyor. Gerçekten andırıyor. Ve dünden beri geçiyordum. Bir atkı buldum. Beyaz falan bulamadım, kırmızı, ama bir atkı buldum. Ben ona hediye etmek istiyorum. Yaptın mı bunu? Tabii ki. Ya. Kıskanıyorsun, kıskanıyorsun diyorlar ama aslında ben kıskançlıkla hiç alakam yok. Dostum. Kadir'cim gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da sana iyi niyet atkısı olarak getirdim. Bana da saç kremi varmıştı Mete. Sana saç herkese kremi mi? Herkese layık oldu. O zaman bana güzel bir şey takıyordu, hediye ettin öyle mi? Şöyle. Dur, şöyle takıyordu. Nasıl takıyor Kadir Bey biliyor şöyle musun? Takıyordu. Böyle bırakıyor şöyle, değil mi? Değil mi? Şöyle dik. Oldu mu? Bak oldu sakın mu böyle kanka? Atma. Böyle atarsan modacı olursun. Böyle atarsan Kadir'in olursun. Tamam teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne diyorsunuz Muammer Bey? Doğru söylüyor. Yani doğru sözlere ne denir? Haklısın. Evet, böyle yani. Attı mı modacı olur. Böyle attı mı Kadir İnanır. Bu hediyeni her zaman saklayacağım kardeşim. Teşekkür ederim. Çok yakıştı ama gerçekten. Aa, siz plakayı da konmuşsunuz bu arada. Tam Adanalı Kadir İnanır. Benziyor mu sizce? Bence benziyor. Andırıyor ya. Vallahi ben çok benzettim ya. Mira. Mira benziyor muyum? Kendini kandırma Mete ya. Benzemiyorsun tabii ne? Ki de. Yani onun hep bir egosu olduğu için kendini benzetir şu an. Onu tanıdığım kadarıyla konuşuyorum ama. Ha sen bu eskiden tanıdığın kadarıyla tabii. Mı? Egosu böyle kabarık bir arkadaşımız kendini mı? Benzetiyor musun öyle Mete'cim? Öyle miyim? Ben egolu bir insanım. Değil misin? Bence Mete'nin ilk iki günü bu çok sakin. Ben Mete'yi tanıdığım kadar da hiç sakindi. Çok yani kendini gösterir. Dişini çıkaracak Mete. Çünkü hiç böyle sakin biri değil. Bilal'in atkısından dolayı tekrar teşekkür ediyorum kardeşim. Çok sağ ol. Şu an karşında aynayı görmüyorum ama çok yakışıklı. Yok ben aynayım, bana bakabilirsin. Bakayım vallahi yakışıklı. Ona bakarsan kırılır o ayna. Öyle mi? Buradan çok selam olsun kendisine. Bir Kadir İnanır fotoğrafı alabilir miyiz bakalım, benziyor mu gerçekten? Gelsene aynısı. Gel. Aynı almış. Mira verebilir misiniz aynı pozu? Sıkıntı olmasın ama sonra. Arkadaşın nasıl olsa. Hadi Mira geçsene yanına sen de Mira. Ben de mi? Hayır ben benzemiyorum. Bir yok tür şimdi ben tam... Tuna'yla kavga edemem bunun için. Öyle mi olur? Arkadaşız ama tabii ki de şu an bir ilişkim var yani. Lütfen Sıla'ya arkadaşlar bir başörtü takıp yanına oturtursanız öyle. Evet ya. Çok istedik ama yok bir galiba başörtü, hiç. Vallahi bak benziyor Sıla'da Türkan'a. Kim ben mi? Hayat bir tanesi. Hayat sen onu çok güzel bağlarsın eminim. Hadi gel. Hayır ya benim başım bağlı. Yapma. Mira'nın başı bağlı. Ay, şöyle yapayım mı? Tutturmak lazım. Şöyle. Sen takalım mı? Gözde Hanım şuradan önce bir Tuna'ya bir açıklama yapalım daha sonra. Hadi gel. Hadi Mete. Önce Tuna'ya söylemek istediğim bir şey varsa bunun açıklamasını kendin. Ya. Hayır aynı pozu ya. Mira omuzunu kapat. O hadi pozu bak. Verirsem kesin ilişkim biter. bendeki bu cevheri keşfetmişler Tuna'cığım. Onu bir göstereceğiz sakın yanlış anlama. Ki Tuna zaten beni biliyordur. Bu ona herhalde yeterli. Hadi bakalım otur. Hadi pozu işliyoruz. Her şey size için Ömer Bey. Teşekkür ederim. Ha, eline sen sarıl ona, sen de elini at ona. Sarılayım omuzuna mi? Koy başını. Önemli olan evet, bakışın ama. Koy. Şöyle yapayım, bakış şöyle bakayım. Kızım ben... Sen yap. Ben sana ne diyorum, sen yap yavrum. Çok çirkinsin. Ben seni çirkin. Teşekkürler. Hani alkış?
ufak bir tebessümle günü başlattığımıza göre modelleri davet edelim de konsepti duyalım. Zorlu yarış başlasın. İlk olarak Mete ve Arzu'nun modeli Ceren Dalkaç gelsin. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Sıla ve Mira'nın modeli Merve Eroğlu gelsin. Hoş geldin. Bilal ve Buse'nin modeli İlayda Arslan gelsin. Hayat ve Özlem'in modeli Ezgi Yalçınkaya geldi. Heyecanlı mıyız konsept için? Bugün hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak bir konsept peşindeyiz. Tasarım, saç ve makyajlar bekliyoruz sizden. Uçun uçabildiğiniz kadar. Hızınızı, hırsınızı yarıştırın. Zevkinizi, tarzınızı, estetik anlayışınızı görelim. Tasarımlarınızı gösterin bakalım bize. Bu yüzden size torpil yaptık. Bugün tasarım saçlar için 1 saat, tasarım makyajlar için ise 40 dakika süreniz var. Süper. Yeter ki kendinizi zorlayın. Çabalayın. Farkınızı ortaya koyun. Jürimiz artık çok yakın. Bütün detayları da daha incelikle görüyorlar, takip ediyorlar. Hadi bakalım hayal gücünüzün sınırlarını zorlayın. Düşündüyseniz yeterince. 5, 4, 3, 2, 1. Tasarlayın bakalım şu saçları. Bir gün iflas edersin bu çenenle, bir şey olur. Seni yanıma almayı düşünüyorum. Annenle birlikte kuaföre gidemezken benim kuaförüm vardı çocuk. Bilal gel de bana bir fön tut dostum ya. Bilal'cim. Hadi gel toka ver bana toka. Ay yapma. Bilo. Bilo. Yapma Bilo'cum. Nasıl bir şey yapmayı düşünüyorum? Yani kombi yüzünü bir kere açmayı düşünüyorum. Çünkü tasarımda muhakkak Özlem de sana çok güzel şeyler yaratacak makyajda. O yüzden yüzünü tamamen açacağım. Topuzlar falan mı olacak? Topuz da değil aslında. Böyle hiç olmayan bir şey yapmak istiyorum. Mesela saçtan kalp yapabilirim sana. Süper. Hiç denemedim. Şu an böyle bir hayalimde. Çok heyecanlı. Evet, ben böyle konseptleri çok seviyorum. Hayal gücüm çok yüksek. Başlayalım. Topuz yapabilirsin. Spreyle rengarenk yapabilirsin. Aynen, bakalım şöyle bir. Affedersin. Nasıl bir şey yapacaksın? Değişik bir şey yapmak istiyorum. Çünkü ben de bu ses sıradan kuaförler gibi değiliz. Farkımızı yaratmak istiyoruz ve bu farkı da bugün özellikle hissettirmek istiyoruz. Ne yapacaksın şimdi? Şu önlerini kabartayım mı yukarıya doğru? Böyle farklı bir şey yapmak lazım, böyle kaynanan, evet, topuz gibi. Değil mi? Evet. Kaynanan topuz gibi bir şey olması lazım herhalde onun dediklerini. Arkadaşlar, benim ısamdan tarak alan oldu mu? Neyin kayı? Siyah tarak alan oldu mu? Yok, gerçekten tarağım yok. Hayır, bir de ben kendim getirmiştim onu. Daha başlarken bari, şimdi bugün artık başlarken söylüyor ki. Sonradan, hani ben en başta söylemiştim. Evet, ne yapabilirim? Tarağım yok, tarayamadım. Arkadaşlar, içinizden biri aldı mı Sıla'nın tarağını? Karışmış olabilir mi? Sende yani yok. Siz inandınız mı? Ya ciddi ciddi, ben tarağımı arıyorum. Hani kimseyi suçlamıyorum yani. Olabilir, belki bir yerdedir. Önemli değil Gözden, bulurum ben. Olur mu canım öyle şey? Seni de kontrol etmen lazım. Arkadaşlar, Sıla'ya bir tane tarak getirebilir misiniz? Siyah kesim tarağından, evet lütfen.
Bilal'cim sinirli misin? Bugün çok gergindin. Bugün mü? Olur mu ya, bomba gibiyim. Çok da güzel uyanmışım güne. Ki burada en son sinirlenecek kişi benim. Arkadaşlar sinirli oldukları için benim üzerime oynamaya çalışıyorlar. Burada senden başka kimsenin sesi çıkmıyor. İnsanları sen sinirlendiriyorsun. Ne alakası var ya? Sıla, bugün saçı bitirebilecek misin o elinle? Bitiririm. Sıla normalde bitiremiyor. Elinle. Sen karışmasan bitiririm. Kadir, sen nerede çalışıyordun? Kendi yerin miydi? Canım benim iki tane salonum var. Çalışmıyorum. Çalışmıyorsun? Yok. Benim de üç tane salonum var. Vallahi ben çalışıyorum hem de öyle öyle çalışıyorum. Ben çok fazla çalışmaya şey yapmıyorum artık. İnan ben dükkan sahibiyim. Ekip arkadaşlarımdan daha fazla çalışıyorum. Aynalar çekmeceye. Salonlarını nasıl açtın Mete? Nasıl karar verdin? Ya da nasıl işletiyorsun? Ben parayı çok seviyorum. Belki bütün insanlar seviyor. O belli canım. Başka bir şey söyle. Yani çalışmayı sevmiyorsun ya. Çalışmıyorsun da. Çalışmayı sevmiyorum. Yani çok fazla çalışmayı sevmiyorum. Artık daha öncelerden çok çalışıyordum ama. Bilal de parayı çok sever. O da biraz para göz de. Ben parayı çok seviyorum. Yettiği kadar çok şükür. Var da zaten. O yüzden hiç gerek duymuyorum. Ama çalışıyorum da. Emek olmadan ekmek olmaz derler. Aa, parayı sevmiyorum demeyeceksin. Para sana gelmez o zaman. Tabii ki parayı seviyorum. Çok seviyorum. Allah ben bize harcayamadığımız kadar çok para versin. Ben üstünde yatıyorum. Yani. Bilal'cim sen benimle bazen dalga geçiyor gibi görüyorum ama ben her şeye sıfırdan geldim. Beni tebrik etmen gerekiyor. Nasıl karar verdin gelmeye Adana'da? Adana'dan sıkıldım. Sıkıldıktan sonra hayatımda... Kaç yaşındaydın? Kaç yaşındaydım? 17-18 yaşında falandım. Aynen. Sıkıldım. Sıkıldıktan sonra geldim. Burada birkaç yerde çalıştım. Çalıştıktan sonra salon açacağıma karar verdim. İlk salonumu açtım. He. İnşallah bir günde kısmet olursa bir gün iflas edersin bu çenenle, bir şey olur. Seni yanıma almayı düşünüyorum. Bu hakkın için teşekkür ediyorum bu arada. Beni yanına almayı düşünüyorsun. Herhalde rüya görüyorsun sen. Kadir falan dedin de bir havalara girdin. Sen de tabii anladın, ben sana kıyamayacağım. Seni gidi hındır seni. Cidden harbi çenen susmuyor ama o da bir büyük bir başarı yani. Bu da bir tecrübe, bu da bir yetenek bence. Sen anladın, ben sana kıyamıyorum. Yoksa aklı başında bir insan benimle bu şekilde konuşamaz. Biliyor onu çok sevdiğimi o yüzden. Oo, Sıla'ya bak neler takıyor. Sıla onu takıp orada dürüp bükmezse güzel bir şey olabilir. Rengi çok yakıştı kıza. Bilal gel de bana bir fön tut dostum ya. Niye? Gel biraz yardımcı ol. Kadir coşma istersen bence. Daha bismillah dün bir bugün iki. Sana herhalde Kadir dedim diye bir havalara girdin. Havalara girmedim. Benim havam vardı zaten ama ekstradan böyle güzel şeyler söylemen. İşte havanı alırlar senin böyle. Daha bugün bismillah iki. Bakar mısın Bilal yine çatı şey. Baksana. Böyle direkler dikiyor. Evet evet. Aa, çok güzel bir gün. Evet. Değişik şeyler göreceğiz ya, çok şükür. Bilal senin bu egon ne olacak ya? Benim egom mu? Evet. Ya egosundan uçacak arkadaş. Ne böyle ya gerçekten? Vallahi yürüyen ego Cantekin hala yaşıyorsa, özlem yaşıyorsa, bu adam böyleyse ben kendime hiçbir şey demiyorum ya. Hayatın yaptığı şu krepeler benim rengimde olsa düşünsene. Ay harika. Tam bir pamuk şekeri. Bilal'cim hadi gel toka ver bana toka. Ne yapalım? Toka ver, gel bana toka ver. Komik. Komik değil ya, ciddi söylüyorum sana. Gerçekten güldürdün bizi.
Şu kırmızı saçlar çok güzel yakıştı. Ben olsam o süngerin içinden o kırmızı saçları geçiririm. Ortasında böyle halka bırakırım. Değil mi? Evet. Oradan da başka bir saç geçiririm. Sonsuzluk amblemi yaparım. Sonsuzluk amblemi. Yani. Çok hayaller, hayatlar. Değil mi? Ortasını boş bıraksın. Bir halka daha geçirsin. Onun da saçları sarsın. Sonsuzluk amblemi gibi böyle birbirine geçir. Kim yapacak bunu? Ha? Sıla. Bilal hadi gel örgü lastiği ver. Kadir, coşma istersen. Senin gibi 30 kişi yanımda çalışıyor, anladın mı? Personellerine de bu kadar dilbaz mısın ve Bilal? Sen daha herhalde kuaförlüğün kesini bilmiyorken 2008'de bu Bilal abin dükkan açtı, anladın mı? Bilal 2008'de dükkan açmış olabilirsin ama ben seni tanımıyorum. Yani bu senin kuaförlüğe merhaba ben geldim demen ne denk geliyor. Benim dediğimi mi yapıyor? İçinden mi bilmiyorum. Geçiyor? Bilmiyorum. Bir şeyler yapıyor ama çok güzel güneş gibi oldu. Evet. Bir de kırmızı çok yakıştı kısa. Bilal. Efendim Kadir. Şu an 4-5 senede ikinci salonumu da açtım. Her şey yoluna yavaş yavaş girdi. Şimdi hedeflerim 10 salon açmak. Kısmet olursa bir şubemin başına seni koymayı düşünüyorum. Bana bak böyle bilip bilmeden konuşma, tamam mı? Senin karşında çocuğun da yok, beni sinir etme. Anladın mı? Sen daha kuaförle, annenle birlikte kuaföre gidemezken benim kuaförüm vardı çocuk. Ne yapıyorsun ya? Haddini öyle insanın üzerine gelerek konuşmalar falan. Mete'nin senden bulaştı herhalde. Mete. Ama bunu unutma, bir gün başına seni koyacağım. Bir gün iflas edersin, bir şey olur. Niye? İşimi Allah çok mu beğeniyorsun? Ama... İşimi çok mu beğeniyorsun? Çeneni beğendim o yüzden. Öyle mi? Güzel müşteri ikna edersin. Anca hayalinde rüyanda görürsün benim gibi birini. Çok güzel arkadaş toplantı yapar ekipçe. Üzerlerine falan yürür biraz önce sana yaptığı gibi. Vallahi siz ne konuştuğunuzu biliyor musunuz ikiniz? Ponçikler. Bilal tekrar söylediğim gibi seni salonumda müdür olarak görmek istiyorum. Olur olmaz bu teklifimi hiçbir zaman unutma bence. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kadir, seni sevdim mevdim ama haddini aşıyorsun gerçekten. Bilal'e imar izni çıktı herhalde, saçı böyle yaptı. Adnan Bey nasıl tasarımlar yapıyorlar, bir yakından bakar mısınız? Lütfen bakalım. Bir sürü malzeme getirdim, boşa gitmesin dedim. Sen biraz su tesisatına benziyor. Efendim? Su tesisatı şeker gibisin. Yok, su tesisatı değil hocam. Bunu birazdan yapacağım inşallah. Sizin defile bitti, Adnan Bey eski şıklığına kavuştu. Yaka iğnelerini takmış. Ay inan söyleyeceğim de yani söylemek istemedim gerçekten. O değil da mi? Benim farkımda. Ama... Şimdi bugün tasarım saçlar var ya hani o yüzden kendisi için, kendisi için şey yapmış daha şık olmuş. Yani dün dedik siyah giydi. Şimdi benden de bir yaşına hürmet ediyorum. Bir de şey var biliyor musun? Neydi o ağaç kagan adı neydi? Çizgi film. Woody. Woody. Saçının arkasında Woody gibi yapmış adam. Bir gördün mü? Woody'nin şeyi gibi şurası. Bak bak ne kadar benziyor. Bak şimdi biraz şu kafasını da bak bak bak. Bak aa, Woody. Evet. Gördün mü? Hayat ne yapıyor ya? Çok merak ediyorum. Böyle sanki bir yaprak hayat varmış bir gibi. Hayat bir kalp yapıyor. Kalp mi? Aa ne güzel. Böyle kalp yapacağını söyledi ama kimin kalbi onu bilmiyorum. Ay çok değişik olacak. Ya bugüne kadar ne tasarım saçlar yapıldı bu stüdyoda. Neler neler gördük. Siz saçları yaparken biz bir göz atalım mı, ne dersiniz? We'll be right back.
ben şoktayım yani. Yani wow wow wow. Muhteşem olmuş. Vay çok güzel olmuş. Unutulmaz modeller vardı. Bu arada oradaki modellerin birçoğunda da ben yaptım. Birçoğu da benim imzalı modellerim ve birinciliklerim. Yardıma ihtiyacı olan varsa yardım edebilirim. Teşekkürler Hayatçım, ihtiyacımız yok. İnanılmaz bir mühendislik yapıyor. Ya ciddi yani. Söylüyorum. Evet. İnanılmaz. Sıla bugün saçı bitirebilecek misin? Neden bitiremeyeyim hayat? Kolun ağrıyor ya, yardım edebilirim sana bugün. Teşekkür ederim. Geçer. Bu kadar abartılacak bir ağrı değil. Geçmiş olsun. Ne oldu kolunuza? Teşekkür ederim. Ya biraz yoğun çalışıyorum Mete. O yüzden... Yoğun çalıştığından dolayı topuz yakmaktan... Sönden... bu hale geldi. Sen Sıla'yı izlememişsindir şimdi. O her bölümde böyle bir bahane sunuyor da. Bugün de kolunu incitmiş. Çok da şaşırmadım. Hayat, gerçekten sinirlendiriyorsun beni. Ne demek bahane sunuyorum ya? Ya ayağın incidiğinde seni şuradan ben indirmiştim Hayat. Ama nasıl böyle insafsız olabiliyorsun sen? Ama ben incitmiştim Sıla. Bir de bana diyorlar ki Hayat'ı niye bu kadar üzerine gidiyorsun, niye sevmiyorsun? İşte o kadar kalbin kötü ki. Benim mi? Bunu sen evet, mi bana söylüyorsun? Evet, gerçekten öyle. Ki ben bir kadın olarak ya böyle... Senin ayağın o şekil oldu, ben ne kadar üzüldüm. Sen yani resmen dalga geçiyorsun benimle. Ay çok güzel ya, şöyle bile yapsa. Değil mi? Böyle bile bıraksa tasarım yani. Efsane yani. Şelale gibi. Sıla ne yapıyorsun? Bakabilir miyim? Çok merak ettim. Bir bakmak istiyorum. Ne oldu Hayatçığım? Kopyamı çekmeye geldin. Yok, benim saçım bitti. Aa, sana bakmaya geldim, evet. Kalp mi yaptın? Evet. Benim, beğendin mi? Benim kalbimi mi? Evet. Sana göndereceğim bugün kalbimi de. Mete'yi çok merak ettim. Mete bu ne? Mete dakikayı görüyor musun? Yetiştirebilecek misin? Yardım edebilirim istiyorsan. Teşekkür ederim ama bana bir maşamı falan tutabilirsin. Tabii. İstersen. Ver bana. Yani evet. Buysa tutabilirim dostluk. Ama sen tutma ya, ben Bilal'den bekliyorum. Teşekkür Bilal ederim. Bey yardım eder misin arkadaşım? Ne için? Kim ki o? Maşasını tutar mısın? Tutabilirsin. Onun en ucuna kadar örmesi lazım onun. Bak şunu ördü ya, en ucuna kadar örür inşallah. Oradan oraya bırak. O böyle bir tutam bırakıyor ya. En dibine kadar örse keşke. Sen şimdi bu kadar boş boş konuşuyorsun, bu saçla mı? Bu mu yani? Senin saçını göreceğiz. Kafanın üstünde bir kafa yapıyorsun herhalde. Evet, keşke sen de yapabilsen. Bu tasarım saçı, tasarım. O hat geçiyor, boru hattı geçiyor. Sen bu saçlarla mı salon açtın? Herhalde bu salona topuz yapacak müşteri giremez diye öne salona yazmışsın herhalde. Canım beni bilen biliyor. Senin burada ne konuştuğunun önemi yok bence. Yazdın mı öyle bir şey? Bu salonda topuz yapılmaz. Bugün uğraşmıyorsun Bilal. Çünkü sanat yapıyorum. Sanat yapıyorsun. Sanat varken başka sizinle zaman neden uğraşırım benim ben hep ya? Uğraşıp benim hep bir almama, iki almama neden oldun? Ne yapmana? Sen ne kadar kötü bir insansın o ya. O ikileri birleri de benim yüzümden mi aldın? Evet. Ya yemin ediyorum yazıklar olsun. Her vallahi zaman bunu yaptın. Olsun. Her zaman ama sana ciddi anlamda söylüyorum, hakkımı helal etmeyeceğim. Bilal, bu hakları ödeyebilecek mi Bilal?
Ya ne hakkından bahsediyorsunuz ya? Hayat, Allah aşkına sen bilmiyor musun bana neler yaptı? Allah ya aşkına, bak biz kaç hayat, haftadır musun? Hayatla burada yarışıyoruz. Ki hayatla hep atışırız, kavga da ederiz. Burası bir yarışma. Ama senin yaptığın numaraların hiçbirini yapmadı bana. Hiç hem de. Sınıf tasarımı çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Yani bir tek şu örgü ya daha böyle sıkı bir samuray örgüsü gibi ya da böyle bir yere geçirmesi lazım. O örgü değil de şey oldu, burgu yaptı, açıldı gibi oldu. Ama önlü kahkülü mahkülü inanılmaz yakıştı. İlayda, sen bloggerdın ya, bu topuzdan sonra takipçilerin düşmesin. Düşmezler, ben kuaförüme güveniyorum. Sen güveniyor musun? Çok. Mete, sen bu Bilal'in oyunlarına gelme arkadaşım. Bak ben sana söylüyorum. Kaç haftadır ben buradayım. 4 haftadır Bilal de burada. Yani izlediğinde anlamış olmalısın. Bana gerçekten çok kötü davranıyor. Benim elim ayağım birbirine dolanıyor, biliyor musun? Evet. Yaptığım işi unutuyorum. Biliyor, bilmez mi canım? Odaklanmıyor değil mi? Ya düşünsene, senin başına geliyor. Yok saz çalıyor. Ondan sonra yok havlu kağıt mıydı Gözde Hanım? Bir şeyler yazıyor, geçiriyor. Neler yapmıyor ki? Bak bunların aynısını sana da yapacak. Şu çocuk yani ne yapıyor? Tasarım yapıyor. Bu bir tasarım mı? Yani gelin baş tasarım. Bu Sıla için. Bu hayat için. Son 10 dakikanız. Bilal, o çubuklarla falan ne yapıyorsun öyle? Bu böyle çok fazla konuşsan şöyle olacak ve sana gelecek bunlar. Kuş yuvasına da benziyor. Hani böyle güvercinler falan çocuklarını orada yetiştirmek adına böyle çalımalık koyuyorlar ya. He. Onlara da biraz benzeyebiliyor. Birazdan onların içine bir iki tane güvercin koy. İstiyorsan bence daha kanat güzel falan olur. Koyayım, var bende kanat falan da var. Dünkü fırçadan sonra bunların hepsini tutku tutulmuş. Ya onda ya da bugün hani tasarım ya, kendilerini biraz herhalde fazla içine daldırdılar. Bu da güzel bir şey de tabii, arada da yaptıklarından veya işte karşılıklı birbirlerini bir şey yapsınlar, eleştirsinler ki ben burada bir duyayım, ben de bir şeyler öğreneyim. Çekiniyorlar ama, bence. Siz şimdi böyle öne doğru geldiniz ya, ondan bence biraz çekiniyorlar. Çekiniyorlar mı? Yok kız, bunlarda o yüz yok. Nerede çekinecekler? Hiç zannetmiyorum. Sadece ne dediğim gibi bugün tasarıma konsantre oldular. Ceren, burun deliklerine de sok kızım birkaç tane. Aa, tabii. Daha farklı olur. Tam bir tasarım. Göremiyorum. Yani tavuk kümesinden çıkan kız gibi olursa. Hani tavuk kümesinden çıkıldığı zaman öyle oluyor ki. Bugünün yıldızı ben olacağım inşallah. Öyle mi? Sen boşuna orada kürdanları saplayıp durma Bilal. Sen ne saplamışsın anlamadım. Sıla, modelinde ayna yok, saçı göremiyor. Hadi sen. Ben hala Bilal sen ne yaptın onu anlayamadım. Ne o, saz mı? Süpürge mi? Ne o? Bak onu koyunca yukarıdakilerin bir manası oldu değil mi Adnan Bey? Yani o çöplerle uyum sağladı biraz. Yoksa... Ben hala o manayı göremiyorum ama... Evet. Görmeye çalışıyorum. Belki bir şeyi, bir kusurunu onunla örtmek istedi herhalde. Son 5 dakika artık... Değerlendirmede incelersiniz. Son 5 dakikanız. Hayat,
Efendim? Şu an ne yapıyorsun anlayamadım ben. Anlayamadığınız bütün saçları ben burada çıkardım zaten. Anlamanızı beklemiyorum. Hepsi kendi tasarımım benim. Biraz hayal gücü. Sen kalbim benim, sen atıyor. Japonlardan esinlendin. Bu gitti su tesisi altından etkilendi. O sen neyden etkilendi? Ben kalbimi yolladım sana. Tepesinden, tependen çıkıyor galiba kalbin. Oraya kanat mı takmış şimdi de? Şey, tüy takıyor. Ay yapma. Bilo, Bilo yapma Bilocuğum. Sakin ol. Zaten yeteri kadar şey yaptım. Aa şey oldu. Kuş, bir borunun içine kuş girmiş. Kuyruğu tam girememiş. Sığamamış kuş oraya. Bak kuyruğu orada kalmış. Şimdi erkek güvercin gelip oldu. Hayal gücünüze verdiğimiz süre bitmek üzere. Son bir dakika. Hadi bakalım elinizi çabuk tutun. Dün hatırlarsınız Adnan Bey tek bir tokayla ne kadar çok şey değiştirdi. Ufacık son anda yapacağınız bir dokunuş her şeyi değiştirebilir. Son saniyelerin içindesiniz. Son dokunuşlar, son rötuşlar. Hadi bakalım. Ya sen... Hadi son. 5, 4, 3, 2, 1... Süreniz bitti. Lütfen saçlardan uzaklaşın. Lütfen bırak Bilal. Olduğu gibi bırakın saçları lütfen. Sana bırak. Bilal bırak. Makyajlarımız için 40 dakikalık süre başladı. Hadi bakalım tasarımları tasarım. Makyajlarınızla tamamlayın. Bol şans. Ben yıllardır hem okuyorum hem çalışıyorum hem aileme bakıyorum. 2 tane de küçük kardeşim var, onları okutuyorum. Oysa ne okuyordun sen? Biyomedikal mühendisliği okuyorum. Annen çalışıyor önce? Hayır. Hep sen çalış. Evet, hep baba. Ben kendime bir söz verdim. O sözü tuttuğumda da evet ben başardım demek istiyorum. Nasıl bir şey yapalım? Daha tatlış böyle. Daha pembemsi. Dudağını biraz böyle bununla kapatacağım komple. Tamam. Kaşlarını hatta şununla yapabilirim. Bununla kaplayabiliriz kaşlarını. Biliyorsunuz konseptimiz tasarım makyaj. O yüzden ben de düşündüm çiçeklerle göz etrafını yeşil yapacağım. Mavi lens kullandık zaten. Mavi rimel, mavi gözün içine uygulayacağım ve etrafını çiçekler koyacağım. Böyle pembe çok açık tonlarda da rujunu uygulayacağım. Ben Japon makyajı olarak değil de tam aksini yapacağım. Evet biraz hayal gücüme dayalı bir çalışma yapacağım ama rakamları Türk rakamları yazacağım. Yani buradan başlayabilir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12'ye kadar rakam yapacağım. Evet. Yani göz, göz kenarlarına falan çok farklı bir şey çalışacağım. Mesela şu anda merak ediyorum Mira mesela bu makyajı gördüğünde ne tasarlayacak? Yani birbiriyle uyumlu olması çok önemli. Ama en çok Arzu'yu merak ediyorum bu makyajı ne tasarlayabilir? Zavallı Arzu. Bence tek kalem çekip bıraksın daha iyi. Kıyamam. Pembe tüyler, küçük küçük pembe tüyler evet mi koysa? Ne yapacak o kız şimdi? Gözünün etrafına şekil yapacağım. Vücudunu şöyle görünen yerlerini boyamayı düşünüyorum. Aşağısına hani sanki vücut yüzün bir katman deri açılmış da altı görünüyormuşçasına bir şey tasarladım kafamda. İnşallah onu gösterebiliriz. Kaşsız bir kalp yapacak. Evet kaşını kapatıyor. Ay, nasıl bir makyaj tasarlayacak Özlem? Özlem'den dünden sonra bir aldı ya. Dünden sonra çok büyük performans bekliyorum. Çünkü Özlem benden burada bir kere bir aldı. O da bütün yarışmacılara bir vermiştim bir bölümde. Yani artık yeter aynı şeyler yapıyorsun diye o bir. Yani Özlem kendi yaptığı hiçbir işle bir almadı burada benden. O yüzden dün çok hırslandı. Arzucuğum düşündün mü bir tasarım kendi kafanda? Düşündüm canım. Umarım düşündüğün şeyi bize gösterebilirsin. Göstereceğim merak etme. Ben pek öyle sanmıyorum ama. Sanmıyorsun işte. Neden? Neye dayanarak? Öyle hissediyorum ya.
Sen de benim gibi hissetmeye mi başladın? Evet, hissetmeye başladım burada. Demek insan burada kala kala hissetmeye başlıyormuş. İşte ben geldim, sen gideceksin bakalım. Komik. Gideceksin demeyelim, o belli olmuyor çünkü. Onu derken o hafta kendisi gidiyor herkes. Özlemciğim, senin bana bir garezin mi var? Dünden kalma mı acaba? Neden dünden kaldı? Bilmem, jüriden de bir puan aldın ya belki ben gelince. Bence sen böyle ilk günden o tarz düşüncelere girme. Ondan sonra hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Ben seninle uğraşmayacağım gerçekten. Çünkü dün düşündüm buradan sonra. Beni sizden ayıran en önemli özellik benim asilliğim. Asil mi? Evet. Sen de farkındasın zaten. Farkındaysan asil kadın benim burada ve oğlumun efendim bile canım, adı Asil yani. Duyamadım. Asil. Nedense ben seni hiç asil göremedim. Kimi göremedin? Sessizlik asillik mi oluyor? Sessizliğimden asillik demedim. Asillik kandan gelen bir şeydir. Evet, kanlarım gayet asil. Asil derken bu şey kendinden mi bahsettin? Benim asaletim yeter. Hangi asalet? Senin bilmediğin şeyler bunlar. Olmayan şeyden de bahsedilmez ki be yavrum. Ay süngerle kızın burnunu Michael Jackson yaptın. Bak incelttikçe zaten kızın burnu küçücük. İncelt de. Buse'cim dün çok konuştun, makyaj yapamadım. Bugün istersen konuşma da makyajını yap. Canım ben burada istediğim her makyajı ister konuşurum ister susarım ama her şekilde çıkarırım. E dün neden çıkaramadın? Çıkaramadım mı? Pardon. Yalnız Buse'nin konsepti bu konsept. O yüzden sen bence biraz dikkatli ol. Bayağı bir hırslan yani. Çalış. Yani sana şu burada diyor ki ayağını denk al. Ben ayağımı denk almam. Ben geldim, sen ayağını denk alacaksın. Yani işimi burada yargılayacak hiç kimse yok açıkçası. Hele bu sen hiç olamazsın Arzu. Yani hiç girme bu konulara. Bu toplara hiç girme. Yorum yapıyorum ya. Bu toplara girme bence. Çıkamazsın o topların içinden, sen emin ol. Sen eleştiriyi kaldıramayacaksan neden geldin ki o zaman? Bu eleştiri mi sence? Eleştiri. Makyaj İşime yapamadım. Yaptığın yorum eleştiri mi? Evet, makyaj yapamadığını ben söylüyorum. Bu işle ekmek parası kazanıyorum. Ben aileme bakıyorum. Kendi okulumu okuyorum. İşimi yapıyorum, aileme de bakıyorum. Ben de bakıyorum. Kime bakıyorsun Miran? Kendime bakıyorum. Keşke ben de bir tek kendime baksam ama benim bir sorumluluğum var. Öyle dediğin gibi olmuyor işte. Hayatta tek benim başına iki kardeşim yaşayıp da bir şeylere var. Gelebilmek o kadar kolay değil. Tek kendine bakmak nerede? Bir aileyi geçindirmek nerede? Hem de okurken. Ben yıllardır hem okuyorum, hem çalışıyorum, hem aileme bakıyorum. İki tane de küçük kardeşim var, onları okutuyorum. Sen okuyorsun Allah aşkına. Bir okula gidiyorsun en azından. Ben... Hiçbir ben şey sana anlatayım o zaman, yan yana koyalım. Senden şey daha güçlüyüm, anladın mı? Hiçbir şey yapmıyorsun işte. Ben senden prim yapmıyorum. Niye güçlüsün sadece biliyor musun bak? Sen o kadar güçlü değilsin. Bak neden olamazsın. Biliyor musun? Okula gittiğim için sana anlatayım. Mühendislik dersleridir bu, matematik giriş seviyesi. Ya bırak işte. Tahtirevalinin bir ucu ağır basar, diğer ucu hafiftir. Sana o primi vermeyeceğim. Sen hafif kısmısın işte. Sana o primi asla vermeyeceğim. Buse, ne okuyordun sen? Biyomedikal mühendisliği okuyorum. Kaç kardeşin var? İki kardeşim var. Biri 19 yaşında, biri 8 yaşında. Erkek kardeşim liseye gidiyor. Küçük kardeşim 3. sınıfa geçti. Onları okutuyorum. Hem kendim okumaya çalışıyorum, hem evi geçindiriyorum. Ev ücret sen mi çalışıyorsun? Evet. Annen, baban... Annemle babam ayrı. Ha. Siz ben annemle yaşıyorum, annemle kardeşlerimle. Annen, kardeşin, sen. Evet. Kimiz yaşıyorsunuz? Kardeşlerim, ben. Beraberiz liseden beri. Annen çalışıyor mu hiç? Aa. Sen çalışıyorsun yani şöyle, evdeki. Ben bu işe ilk evi geçindirebilmek için çalıştım lisedeyken. Hani eve bir katkım olsun diye. Sonra çok sevdim. Hani öyle böyle değil. Kuaför olarak başladım mesleğe ama makyaj benim için başka bir yerdeydi, bambaşkaydı.
bir hobiye çevirdim onu artık yapa yapa. Hem okuyordun hem çalışıyordun, evet. Eve ekmek getiriyordun. Evet. Okul annen çıkışı direkt işe zaman. Gidiyordum. Annen çalışıyor muydu? Hayır. Hep sen çalıştın. Evet. Hep baba? Destek babam olmadı. Bir destek vermiyor. Biz de istemiyoruz açıkçası. Öyle. Görüşüyor musunuz? Görüşüyorum ama şöyle... Sadece görüşüyorum yani. Böyle sizinle nasıl görüşüyorsam. Hiçbir şeye ihtiyacınız var mı? Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Zamanında soruyordu ama ben kendime şöyle bir söz verdim. Ben üniversiteden mezun olduğumda tamamen ben yaptım demek istiyorum. Hani her şeyi ben yaptım. Kimsenin bir kuruşu geçmesi. Yani babam sonuçta kimse ama değil. Evet, evet babam yani. Ama onun da size bakma hakkı var. Tabii ki de var ama şöyle ben istemiyorum. Benimle alakalı bir durum. Ben kendime bir söz verdim. O sözü tuttuğumda da evet ben başardım demek istiyorum. Harikasın. Uzaklaşıyorum çünkü sürenden çalıyorum. Harikasın. Gerçekten tebrikler. Gözde Hanım, ben de 16 yaşımdan beri bu işin içindeyim. Çalışıyorum çocukluğumdan beri ama bunu hiçbir zaman söylemiyorum orada burada. Bununla övünmüyorum yani. Ben de okulu bıraktım. Bu işe atıldım. Bak bu konuya lütfen girme. Çünkü aynı değil. Asla aynı değil. Ne aynı değil? Aynı değil yani. Hiç kimsenin yaşadığı ötekiyle aynı değil. O yüzden lütfen karşılaştırma yapma. Lütfen. Rica ediyorum. Burada tartışabiliriz. Her şey olabilir. İnsanlık hali. Ama bu konuda benimle yapma. Ayşe Gülcüğüm, makyajlara daha yakından bakmak ister misin? Çok isterim. Ayşegül'ün saçına bakar mısın? Ayşegül evet bugün pes pembe ama demin bakıyorum Özlem'in makyajını eleştirirken böyle Özlem bir şeyler anlatıyor, böyle garip garip duruyor. Hani hiç beğenmemiş Eda aslında. De artık yakındasınız, görüyorsunuz benim kadar ama Özlem çok güzel bir şey yapıyor. Mavi lens takmış, içini yeşil, dışından böyle mavi çiçekler. Mavi rimel, mavi lens, içine mavi kalem yapmış. Ortada bir yeşil var, etrafında yine mavi çiçeklerle. Çok değişik, güzel bir şey yapmış. Çok güzel görünüyor yakından. Yani bu senin yaptığı makyaja bittim, öldüm yani. Ama modelinle migreni tutmuş. Ağlıyor. Ağlaması o kadar riskli ki şu anda. Yani aktı yani ağladığı anda hem üstten hem de şu alttaki siyahlar akar. Ama çok güzel yani, sanki buranın oradan bir şey açılıyormuş gibi. Bu arada Tuna'nın hepinize selamı var. Aleyküm selam. Ben dün gittim kendisine sürpriz yaptım. Uzun zamandır çünkü göremiyordum. Kendisine özlüyordum. Eğer dilerseniz size BTR'de izlettireceğim. Çünkü hiç beklemiyordu benim gideceğimi. Ben yoğunum demiştim. O da zaten salonda makyaj yapıyordu. İnanılmaz şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Çünkü genelde salon dışında görüşüyorduk. Biz hani salon çok yoğun oluyor. Yani sen habersiz gittin, sürpriz yaptın. Evet. Ama... Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu da video mu çektin? Evet. Yine prim diyorsun yani. Prim demiyorum. Senle şu an diğer arkadaşlarımla birlikte mutluluğumu paylaşıyorum. Bir günde bozmasanız ne olur ki? Miracığım, ilişkini gerçekçi bulmayanlar var. Kim? Burada, dışarıda. Kim? Ben görüyorum, duyuyorum. Kim? Kim benim ilişkime inanmıyor burada? El kaldırsın. Ben inanıyorum. Ben şahidim. Ya zaten çünkü. Özlem abla en büyük şahidim. Ki ona çok selam söyledi. Ya belki şahit olsam işler değişirdi ama böyle bana hiç inandırıcı gelmiyor. Samimi söylüyorum. Gerçekten inan seni eleştirmiyorum. İnan ki biz çok samimiyiz.
birileri inansın diye ilişki yaşamıyoruz. İşte ben bunu defalarca söylüyorum. Hala altında bir şey arıyorsunuz. Ya biz mutluyuz yani, neden bunun altında farklı bir şey arıyorsunuz? Ha, program içinde ilk defa bir ilişki olduğu içinse tamam, hak verebilirim. Ama dediğim gibi sizin düşünceleriniz bizim ilişkimize yansımıyor. Belki de öyle düşünmek istiyorlar. Zaten gören, duyan, bilen biliyor. Bilmeyenler bilmese de olur. Ben de inanmıyorum Miracığım. İnanmıyor musun? Ne olur inan. Keşke birazcık samimi olsaydın. Hayır, neden inanmıyorsun? Bana açıklar mısın Arzu? Ki sen dışarıdan izleyen gelen birisin. Sen bilen birisin. Senden hiç beklemezdim bu cümleyi. İşte belki de o yüzden inanmıyorum. Neden inanmıyorsun ama? İşte dışarıdan bir sebep izlediğim söyle. İçin. Nasıl? Dışarıdan izlediğim için. Arzu yapma. Bari sen yapma. Kırı bak. Reklam ve çıkar ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ne gibi bir reklam olabilir? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Sen yani... zaten neden bilmiyorum. Mira'yı tabii kanatlarının altına aldığın için. Yani bana bir zararı yok. Tabii ki yanında olacağım. Yani senin de yanında olabilirim. Dünkü aldığın biriyle mi benim yanımda olacaksın? Şu an saçmaladığının farkında mısın? Yani haftalardır ben buradayım. Yani 6 kez birinciliğim var. Yani şu an biri mi taktın sen kafana? Şu an senin için üzülüyorum. Neden? Yani haftalardır, aylardır buradayım. Defalarca birinci oldum. O kadar çok rekorlarımız var ki. Yani sen şu an biri mi taktın? Çok üzülüyorum sana. Ben o birinin arkasından ya, neler gelebilir? Bence sen böyle şey küçük şeylere takılma. Bence bu da senin rekorun Özlem. Ayşegül Hanım verirken... evet, Özlem Kurt galiba. Bir de alabilir. Çünkü Özlem, o ben de sizin gibi bir canlıyım yani. Şeyin koyduğu çiçekler var ya, saçı güzelleştirdi. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel, makyaj çok tamamlaştı. Çiçekler saçı da güzel gösterdi. Evet. O ön tarafı kötü duruyordu çünkü, anlamı çok çirkin duruyordu. Evet evet, bak çok güzel oldu yani. Bence sınıf başkanı diye geçinen insan bir alıyorsa... Artık neden başkan değiştirme vakti gelmiş demektir. Sınıf başkanı bir alamaz mı? Çok istiyorsan alamaz. Gel gel. Sınıf başkanı dediğin en çalışkan öğrenci değil mi? Rozete gel. Bak zaten Özlem, bak, be, kendinle mutlu... falan konuşuyorsun ya. Ne yapacaksın? Senin için üzülüyorum ya. Ciddiyim bu konuda. Bak yani her şeyi bir kenara koyalım. Gerçekten şaka yapmıyorum. Üzülüyorum seni o kartun etle konuşurken görünce. Sen kendin için üzül. Ciddiyim, üzülüyorum. Sen kendin için üzül bence. Beni takmayın kafanıza o kadar fazla. On dakikanız kaldı arkadaşlar. Mira daha önce Berk'le dans ettiğinde problem olmuştu. Tuna daha buradayken kıskanmıştı. Şimdi Mete ile böyle güzel bir boylum, al yazmadım pozu verdiğiniz bir sıkıntı ya olmaz inşallah. Ya şöyle... Tuna bunu kıskanmaz çünkü Mete ile arkadaşlığımızı biliyor. Ben zaten çıkar çıkmaz da kendisine söyledim yine de. Çünkü ben bir şeylerden haber veriyorum ki... Zaten o bana güveniyor ki böyle bir sorun yaşamayız. Hani farklı bir şey düşünmez. Ah Özlem Kurt, senin için neler söylüyorlar, neler düşünüyorlar. Baksana ne kadar komik duruma düşüyor bunlar. Bir dur demek lazım. Bak işte tam da bunun için diyordum. Evet, bir dur demek lazım. Sen işte bak bitir, bak ağlıyor, sustur modelini. Onun ağlamasının sebebi migreninin tutması. Ağlamıyorum, başım ağrıyor. Benim işim bitti, ben biraz dolaşacağım, tamam mı? Sen bekle beni. Canın sıkılırsa oyalan. Buse. Efendim canım. Güzel olmuş ama vaktin az kaldı. Sanki yetiştiremedin gibi geliyor bana. Yok. Ama puan biraz yüksek sana sanki. Bana her zaman yüksek. 3,5. Sana da 1. Özlem. Mira, hayal gücün bugün biraz zayıf gibi diğerlerine göre. Neden? Onlar bayağı iyi çalışmış bak. Benden sana söylemesi. Ne yapıyorlar? Buse
fena yani. 1,5. Sen de çok fazla uğraşmamışsın. Yani bu... Özlem yine jüricilik oynamaya devam mı? Hayır, jüricilik değil. Ben sınıf başkanınızım. Saygılı ol. Sınıf başkanıyla böyle mi konuşun? Seni kim seçti sınıf başkanı olarak? Herkes. Herkes ki? Türkiye seçti. Türkiye. Türkiye seçti. İzlemiyor musun? Yeni geldin ya. Kim seçti? Ben görmedim. Türkiye seçti. Ben kendi kendimi seçtim. Buradaki herkes seçti. Senin hayal gücün biraz zayıf geldi bana. Yani diğer masalara göre biraz daha yaratıcı olabilirdin. Bunu benim kızım bile seçiyor. Sınıfta kaldın. 1. 1 senin puanın değil miydi? 1. Eksiklik kalan ne varsa hızlıca tamamlayın arkadaşlar. Son bir dakikanın içindesiniz. Mira hala allık yapıyor ya. O kaşları ne yapmayı düşünüyor ben anlamıyorum. Yani o kaşı niye kapattın o zaman? Kapattım zannediyorum. Hayır, kapatmadın. Boyamıyorsun da, kapatmıyorsun da yani. Yandan, devireceğim ya. Yandan şey, aslan görüntüsü var kızım, farkında mısın? Ağzı falan. Çünkü şurayı şöyle aslan. Bir üçgen yaptı. Evet, anladın bak. Mı? Şey hani tamam. Orada aslanların şurada iki çizgi evet, olur işte ya. Evet, onu diyorum. Bak dişi aslan gibi duruyor. Son. 5, 4, 3, 2, 1 süreniz bitti. Elinize sağlık. Kırık bir kalp oldu. Ama Bilal'cim seninkine de baktığımız zaman böyle inişli kalkışlı farklı. Keşke sen de inişli ama... kalkışlı bir şeyler yapsaydın dostum, böyle yakışıklı. Sen o çubukla bu arada bir hayat olmaya çalışıyorsun. Ay kıskandın mı? Bir kırmızı ruj sür, hayat olacaksın. Hayat olamaz da bir hayat olabilir. Hükümetine girmiş bir kadının yumurta çalıp dışarı kaçarken o tavukların tüylerini biraz da elbisenin üzerine falan atsaydı tam o konsept olacaktı. Benden 10 numara alacaktı. Hayat kalp yapacağım dediğinde çok heyecanlanmıştım ama kalbim durdu. Mavi lastik. Hayırdır? Hayır, ağzım açık, hayretler dinliyorum. Ben çok beğendim. Lütfen hani, bunun bir estetiği yani var. Onlara karşı senin bir zaafın var. Ben bunu bir hissediyorum. Hiçbir zaafım yok. Var. Asla. Show TV ekranlarında Kuaförüm Sensin de hayal gücünüzü, yeteneğinizi, vizyonunuzu değerlendirdiğimiz gündeyiz. Bakalım hızınızla salıyı salladınız mı, hırsınızla sarstınız mı? Hazır mısınız? Hazırız. Konseptimiz tasarım saç ve makyajlardı. İlk olarak Bilal ve Buse'nin modeli İlayda Arslan gelsin. Ayna kapansın, İlayda kendine baksın. Yani ne tepki vereceğimi bilmiyorum şu an. Nasıl hissediyorsun kendini? Nasıl buldun? Fazlasıyla iddialı. Diğerlerine göre de fazlasıyla iddialı ve fazlasıyla fantastik buluyorum kendimi şu an. Yani içerisinde kendimi çok sıra dışı hissediyorum ama başımdaki çok sıkı. Ama tasarımı falan çok hoş. Makyajıma bayıldım. Tek kelimeyle wow diyorum yani. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Bir şöyle jürimize doğru, karşıya doğru durursan detayları görebilsin seyircimiz de, jürimiz de. Neler diyeceksiniz? Yani
Dünkü kötü günden sonra bugün tam bizlik bir konsept dedik. Ona göre kafamdakini de hani önceden planlanmış bir şey değildi. İnanın ne bulduysam taktım diyelim. Ama kendi saçını kullandım. Modelin tüm saçlar hep kendisinin. Çok güzel oldu. Biraz canı yandı ama inşallah bize hakkını helal eder. Ben çok severek çalıştım yani. Bu seçim senin ellerine sağlık. Makyajında da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Başı çok ağrıdığı için migreni tuttu. Gözü sürekli akıyor. Elinde olan bir şey değil, ağlamıyor. Sadece gözyaşı akıyor. Çok zorlandım. Yani o siyahla fondöten geçişinin kirlenmemesi için çok çabaladım. İnşallah kirli görünmüyordur. Çünkü net bir çizgi olsun istedim. Bu makyajımın da bir ismi var. Adını Mira koydum. Onun da güzel suratının altı böyle. O yüzden bu makyajı sana armağan ediyorum. Bu makyajı oturup benim için mi yaptın? Yoksa evet. Gerçekten bugün olduğu için mi? Senin için. Burada düşündüm, senin için ben yaptım. Ben senden gelen hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Bir daha benim adıma konuşma, olur mu? Teşekkür ederim. Seni uyarıyorum. İlk ve son olsun. Teşekkür tamam ederim. Mı? Hayır, teşekkür etme. Şu an bana bakar mısın? Bir daha burada yaptığın hiçbir şekilde benim adımı ağzına alma, tamam mı? Tam senlik bir makyaj. Alma. Tamam mı? Dua o sana, sana adadım şey. Tasarımımı. Alma. Şu an modelinle makyajınla ilgilen. Seni gerçekten bak sert bir şekilde uyarıyorum. Bir daha adımı ağzına alma. Mira. O en son kişi sensin, anladın mı? Senden ilham aldım. Burada bak sana bir şey demeyeceğim diyorum ama sen hak ediyorsun, anladın mı? Kendini sen yansıtmışsın. De hak ediyorsun. Ama ben seni uyarıyorum, bir daha benimle alakalı o kafanda hayal gücünle bir şey söylersen çok kötü, seni bozarım. Ama sana çok teşekkür çok kötü ederim, bozarım, senden seni uyarıyorum, ilham aldım bu anladın makyaj mı? Için. Bu ilk ve son uyarışım. Tamam, bu kadar sinirlendiysem, bak bu kadar sinirlendiysem demek ki gerçekten bu sefer seni yakarım Buse. Ne demek ya, bunun altında Mira var. Ki Sıla, senin saçla ilgili yorumlarını alalım. Yani güzel yorum yapmak istesem de şu hareketinden sonra ne diyebilirim bence ki? De. Allah aşkına Gözlem. Tamam, güzel bir şey çıkartmışsın ama o zehrini neden hemen akıtıyorsun? Çünkü kalbi kötü. Ne demek ya? Çünkü vicdansızlığınıza dayanamıyorum, sanatımla gösteriyorum. Ya hangi vicdansızlık? Ben senin gibi entrika çevirmiyorum. Entrika çevirmiyorum. Ne? Sen ne yapmaya çalıştın şu an? Prim mi yaptın? Yo, asla. Ne yaptın? Asla böyle bir şeye ihtiyacım yok. Tamam, ne yapıyorsun? Yok. Sana cevabımı sanatımla verdim. Bana cevabını neden veriyorsun? Ne vardı ki? Ne konuşuyorduk en son? İsmi ne? Saçın? Benim ismi yok. Ha, ismi yok. Saz mı geçti? Sazın içinden neler çıktı? Bir isim var yani. Yok, bir isim vermek bir çalışma istemiyorum. Çalışma var da ne ama bu? Çalışmanın benim ismi ne? Tamamıyla kendi tasarımım. Ben de bu saçı da bu makyajı da beğenmem. Zaten böylesiniz, sanatınızı konuşturmuyorsunuz. Anca arandaki problemle konuş. Sen içindeki zehri akıtıp ilk dakikada bizi eksiye düşüremez. Ben mesajımı keşke verdim. Umarım yerine ulaşmıştır. Mail mi o? Keşke yapmasaydın. SMS mi? Ne bu? Oyun evet. Mu oynuyoruz burada? Neyse ya, tamam Buse. Kafanda kurup bana şey yapma, anladın tamam, mı? Sen Buse. Sen tamam Buse mi? Tam bitti. Hala tamam Buse tamam, diyor. Tamam arkadaşlar. Sen nesin olmaz ki Buse, ne olsun? Sen de doğru. Ya bir sus ya. Allah için bir ver. Allah peygamber için bir ver. Ya sus şu ya. Şu kadar vicdan veriyorum varsa bir zaten. Verelim. Veriyorum zaten. Veriyorum ama neye biliyor musun? Emeğinize değil. Bu saygısızlığınıza veriyorum. Tamam. Çok onu da güzel. Öğrenin bir zahmet tamam. Artık. Ben yoruldum söylemekten tamam. Ya. Öğrenin bitti. Ya. Tamam bitti. Öğrenin, saygıyı bir öğrenin, anladın mı? Daha makyaja yorumlara başlamadan o benim aldığımı o şekilde ağzına alamaz. Kabul etmiyorum. İçindeki kendinle gurur duy ki demedik. Tasarımıma senin adını verdi. Ya ne diyorsun? Sen kimsin ki sen benim adımı ağzına alıyorsun? Sen kimsin Buse'cik, kimsin? Hayatçım, nasıl buldun? Yani tasarımdan daha çok şov saçına dönmüş. İyi bir şeyle başlamış ama çok bence doldurmuşsun saçı. Yani çok karmaşık duruyor. Daha net bir şey çıkarabilirdin. Bir adı yok, bir şeye de benzetemedin. Ama emek mi? Evet, emeği var. Ama daha çok böyle şova yönelik bir saç bana göre.
Mete'yi nasıl buldun? Ben tasarımı güzel buldum. Ama şöyle bir yandan baktığımız zaman kusura bakma tekrar biraz eleştiri gibi olacak ama yan profilden güzel duruyor da arka taraftan böyle sanki tepsi yamultmuşsun bir döner misin gibi bir tarzda arkanın? Duruyor. Sol taraftan pardon sağ tarafından biraz daha meyil iyi durabiliyor ama şu ense tarafına bakıldığı zaman biraz karışıklık var. Teşekkür ederim yakışıklı eyvallah. Rica ederim. Makyaj yorumlarında ilk sözü sana verelim Arzu nasıl buldun? Yani yine Buse yine siyaha bulanmış bir vücut. Her seferinde siyah buluyor. İlkinde alkış aldı. O yüzden böyle devam ediyor sanıyorum. Asla aynı değil. Yani o zaman da siyah bulanmıştı, şimdi de siyah bulandı. Farklı şeyler. Saçla kostümle uyumunu nasıl buldun? Makyaj kıyafetiyle uyumunu beğendim. Ama her seferinde aynı şeyi yapmasını hoş bulmuyorum. Ama beğendim bütünüyle. Özlem sen nasıl buldun? Ben saçı çok beğendim. Sadece ucundaki tüyü beğenmedim. Makyaja gelince tekrarlama gibi duruyor ama tabii ki farklılıklar var. Fikri güzel, her şeyi güzel olmuş. Fakat bu güzel sanatımla Mira'ya vurduğu için onu kınıyorum şu an. Çok fazla yorum yapmayacağım bu konuda. Güzel makyajını bu yorumlarınla öldürdün. Benim için öldürdün yani. Ben ağzımla bir cevap vermem. Çünkü o sana belki o senin sanatınla yani alkışlayacaktı. Bilemiyorsun. Hiç düşünmüyorum. Alkışlardı belki ama bunu yapmamalıydın. O yüzden hani daha çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Eline sağlık. Güzel bir emek olmuş. Mira sen nasıl buldun? Geçen sefer de bu tarz bir makyaj yapmıştı kendisi. Bugün de yarısını boyamış oldu. Güzel bir iş görüyorum. Emeğine asla şimdi saygısızlık yapmayacağım. Ama yaptığı yorumdan sonra kesinlikle artık yorumlarımı bu tarz sana bakmadan yapacağım. Çünkü sen o kadar boş bir insanmışsın ki. Çok mutlu olurum. O kadar boşsun ki senin için üzülüyorum. Puanları yazın lütfen. Tabii bir emek var. Yani ne kadar kısa bir dur yapma bir verme hemen. Emek. Her zaman bir insanla nasıl konuşulması, bir insanı rencide etmeden saygısızca. Sırf bu yüzden bir. Üç mü? Onların muhta gitmesi lazım. Bir veririm. Bir veririm. Onların muhta gitmesi lazım. Hayır, hayır. Bir veremezsin buna hayat. Niye bilmeni işlerimi görüyorum? İki ver o zaman. Anladın mı? Biri kim olacak? Onu diyorum. Hı? Onu diyorum. Karışmıyorum. Tamam sen ver. Yok yok karışmayacağım ben de. Adnan Bey nasıl buldunuz bu saç tasarımını? İkinizin de eline sağlık. Güzel, uyumlu bir çalışma yaptınız. Ancak renk karmaşası beni çok rahatsız etti. Arkadaki beyaz tüyler, gri örgüler, sonra tekrar bal rengi örgü falan. Hani bu şeyi hoşlanmadım. Yani stüdyo olanaklarında bu kadar hızlı, bu kadar yaratıcı, bu kadar mimari hani bir çalışma yaptığın için özellikle çok teşekkür ederim. Çünkü kuaförlük biraz mimarlık, mühendislik de gerektiriyor. O içine yaptığın aksesuar, onun etrafına tekrar süngerle kaplayıp tokaya, firketeye yer açman, saçı taşıması falan çok hoşuma gitti. Ben biraz böyle tasarımda ben bunları bekliyorum. Yani bir amacı, bir anlamı, bir şeyi altyapısı olması lazım. Yoksa al saçı onu koy, bunu koy değil. Elinize sağlık. Hep böyle güzel şeyler görmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Bakışından anlıyorum emeğime değdi diyorsun. Ama vücut boyama üçüncüde yemez. Yok. Ayşegül makyajı nasıl buldun? Yani ben çok beğendim. Aslında o
sizin zannettiğiniz gibi siyah değil tam olarak. Üstünü parlattığı incelikler var. Zaten ancak bu efekti böyle koyu bir renkle verebilirdi. Hepimizin de elinde zaten bir anda başka renkler de yok. Dolayısıyla o eleştiriyi anlayamadım. Bu da Buse'nin tarzı olabilir. Siyah boyasını, evet. Çok güzel bir tasarım görüyorum. Dün beni dinlemişsin. Gözleri kocaman görünüyor. Bir tek eksik var gözlerinde ama hani bu tasarımda zaten onu çok aramıyorum. Şuraları açsaydın, içleri de biraz aydınlık yapsaydın daha da büyük görünürdü. Bir tüyo gibi algıla. Bayıldım yani şuradan akan şeylere. Bence bu stüdyoda tasarım makyaj olarak benim gördüğüm, bu benim şahsi fikrim, en güzel makyaj. Hem göz makyajı hem ten makyajı, vücudu boyaması falan. Bayıldım. Tek bir şey için çok üzüldüm. Aranızda ne geçti bilmiyorum ama bence gölgelemiş oldum. Ayşegül Hanım, canım yandığı için ben öyle konuşamıyorum onlar gibi. Çünkü o 24-25 yaşında bir genç kız. Yani o benim hoşuma gitmedi. Sana yakıştıramadım Buse, senin tarzına. Ama makyaj muhteşem. İkinizin de eline sağlık. Büyük uyum. Çok teşekkür ederim. Ömer Bey, bu tasarımı nasıl buldunuz? Burada yapılan tasarımların içinde en beğendiğim tasarım. Böyle bir tane daha gelmedi. Bir tane daha girmeden önce de ekranlarda dahi görmedim. Çocuklar yaptılar bir şeyler ama hiçbiri bunun gibi değildi. Bazı kirli görünüşler var. Mesela o çubukların yandan çok şeysiz, itinasız konması falan gibi. Ben onlara girmiyorum. Adnan Bey'e de katılmıyorum. Çok iyi yaptın, söyledin. Ben senin arkandayım. Onun bazen böyle feminen yönleri kuvvetli falan basıyor ama sanatsal olarak düşünüp konuşmuyor. Onun için sanatına bir şey demedik. Beş verdim zaten. Hani senin onu konuşman yakıştıramıyor. Hayır, sanatçı her zaman konuşur. Çünkü sanatından eminse dili bu kadar. Ve olmalı. Ama başka yönde olur. Niye susar kıza laf söylüyor? Kıza laf söyleyecek. Tamam, sanatıyla ona ne? Çünkü o oradan oraya sarkıyor. Sanatçı da ona göre bir isim koyuyor. Hayır, katılmıyorum. O daha ağzını açmadı, o ona siz söyledi. Siz katılmayabilirsiniz Ayşegül Hanım. Yani burada yayınlanacak, göreceğiz. Yayınlansın. Daha ağzını açmadı. Tabii, hayır lütfen. Ben bu kadar estetik bir makyaj, ince detaylarına kadar gerçekten görmedim. Ellerinize sağlık. Saç desen mükemmel, mükemmel ötesi hatta. Hele üzerine bulmuş olduğunuz kostüm onu o kadar güzel tamamlamış ki bayıldım. Yani tuvalim olsa bunu renklendireceğim esasında. Vallahi ellerinize sağlık. Sağ ol. Tebrik ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kendine uzun uzun bakıp ondan sonra uzun uzun herhalde çıkarmakla uğraşacaksın. Evet, öyle görünüyor. Harika bir gün oldu yine de herhalde senin için. Farklı bir deneyimdi. Yarın görüşmek üzere. Ayağına sağlık. Özlemciğim, boynuz kulağa geçmiş mi? Daha çok var benim için. Atıalan Üsküdar'ı geçti. Sen öyle düşün. Ve ben seni farkındaysan yorumlarım da çok güzel olmuş. Ben sana asla bir eleştiride bulunmadım. Yaptığın işe kötü. Teşekkür ederim. Küçücük bir yerine. Çünkü ben her zaman adaletli olmuşum. Ama daha o sana yorum yapmadan sen ona saldırıda bulundun. Benim ben bir haftalık gerçekten dolmuşluğum evet. Vardı. Senin için dolmuş diye benim burada şahsıma mı konuşacaksın Buse? Saldırı tonuyla konuşacaksan konuşmuyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ben söylemek istiyorum. Ya ben dayanamıyorum ama ya. Ya Muammer Bey, nasıl kabul edersiniz ya? Yerine geçer misin Miray? Bakın, dediniz ki ben yerine kabul geçer etmiyorum dediniz. Kızın söylediği cümle ne kadar sanatçı, ağır ama. Bak, sanatçı yapmış olduğu tablosuna, yapmış olduğu eserine kendi beyninde tasarladığı kişinin duygusallığını, tipini, her şeyini bak her şeyini koyabilir. O da seni hayır seçmiştir. Ya seçemezsin, anladın seninle mı? Seninle alakalı koymuştur, anladın mı? Sana bu kadar sakin davranıyorum ama bir daha bu şekilde bana hitapta bulunursan. Benim sana gıcığım mı var kızım?
Sen burada öldün, bayıldın, kaldın, kucağımda taşıyan bendim. İşte ben de sizin bunu kabul etmenizi anlamıyorum. Bana bak sen, bana bırak şimdi peçeteleri. Çok alıştı senin bu gözün bu peçetelere. Bak sana ne diyorum, ben burada yapılan sanatın sanatçısından bahsediyorum. O da seni seçmiş. Anladın mı? Bak ben olayı düzeltiyorum. O bir sanatçı olarak bu kelimeyi söyledi sana. Sen bunu üzerine alınıyorsan buradan çıktıktan sonra dersin ki bana bak arkadaşım sen ne biçim konuşuyorsun dersin. Veya bana gelir dersin ki Muammer Bey tamam ben anlıyorum bunu bir sanatçı olarak konuş ama lütfen siz bir düzeltin bu konuşmayı. Al ben şimdi sana ekran karşısında bunu düzelttim. Haksız mıyım? Siz şimdi o gözyaşlarını burada böyle anası kaybolmuş etmiş çocuklar gibi cır 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 her gün ağlıyorsun be kızım. Ağlama yazık gözyaşlarına. Allah Allah bir kendine gel. Bak ben üzüntümü ağlayarak hissedebilen bir insan mısın? Değilim. Hayır tamam bitti senin işin bitti. Sen artık tuzu ekleyip ekleyip durma sus. Dön şimdi önüne. Biraz kuvvetli kadın ol. Sil o gözlerini daha. Sakin ol aşkım. Sakin ol lütfen. Haydi ikinci günüm, ikinci modelimizi de davet edelim. Bu güzel emekleriniz arkada daha fazla beklemesin arkadaşlar. Hayat ve Özlem'in modeli Ezgi Yalçınkaya gelsin. Ayna kapansın, Ezgi kendine baksın. Wow. Hiç böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Şaşırdım. Gel. Aynen. İsteyip arkasında görmek isteyeceksin diye düşündüm ama gözünü alamadın kendinden. Evet. Geçti artık o fırsat. Gerçekten çok şaşırmıştım. Neyse. Çok şaşırdım. Böyle çizgi filmlerden çıkma bir insanmışım gibi. Ama çok tatlı olmuş. Çiçekler, mavilikler. Saçını mı daha çok sevdin yoksa makyaj tasarımını mı? Makyajla saçı beğendim. İkisini de beğendim. İkisi de farklı duruyor. Makyajım ama daha tatlı. Taşıması zor mu? Canın acıyor mu? Evet. Nasıl buldun Mete? Ben hayatın bir önceki topuzunu daha çok beğenmiştim. Biraz daha bana biraz karışık geldi ama... Bir önceki topuzun bence daha iyiydi. Karışık geldi. Evet. Öyle mi? Sevmedin. İyi bir tasarım olmamış mı? Normal. Normal. Nasıl buldun Sıla? Dönebilirsin. Bakıldığı zaman makyaja bayıldım o çiçek figürlerine. Hayat kalp yaptım demiştin galiba. Biraz kalbin değişik şeylere benzemiş ama hani böyle yamulmuş falan. Ama yine de güzel bir çalışma. Ben beğendim. Gerçekten hoşuma gitti. Özellikle makyaja bayıldım. Bilal'cim nasıl buldun? Yani ben makyaja bakmaktan saça hiç bakamıyorum bile. Özensiz taranmış. Kullandığı saçlar sentetik mi bilmiyorum. Ondan kendi dolayı. Saçı. Ha? Kendi saçı. Yılmış. İçinde sünger aparat falan var. Bir şeyler var içinde. İçindeki sentetik saç. Ha. Destek. Yani keşke onu birazcık daha kalp diyorsun diye hani söylüyorum. Kalbe birazcık benzetseydin ya da şu kısmı üst tepe kısmını o yarık olan kısmı şöyle bir eğip şu maili verseydin. Ya bilmiyorum ben kalp dışında her şeye benzettim. Şeftaliye benziyor mesela. Vallahi yani şeftaliye benziyor. Hayatımda böyle bir şeftali görmedim yalnız. Ben çok gördüm. Bursa'da çok var. Makyaja bayıldım. Yani bayıldım. Çok güzel olmuş. Sanki.
tamam işte. Kırık bir kalp olmuş. Bizim şu andaki kalbimiz gibi. Bizim de kalbimiz kırık. Belki sana kırık. Kırılmış bir kalp. Çok kalbimi kırdın ya, öyle bir görüntü vermek istedim sana. Makyaj yorumunu nasıl buldun canım? Bir tasarım görüyorum. Ellerine sağlık. Güzel olmuş, beğendim. Yeşille mavin uyumu, yani o renk tonunu yakalamak çok güzel görünüyor. Çünkü yeşil mavi farklı renkler olduğu için ve çok yan yana kullanılmaz. Ama bu maviyle bu yeşil çok güzel duruyor yan yana. Kirpik detayını sevdim. Mavi rimel galiba. Mavi. Kaşları da mavi. Gözleri lens. Yani çok hoş duruyor. Tam bir tasarım olmuş, evet. Nasıl buldun Mira? Ben çok beğendim. Ellerine sağlık. Bu da senin kalbinin güzelliğine gelsin. Bu çiçekler sana gelsin. Benden. Kalp de benden sana. Evet. Sana armağan ediyorum ben bunu bugün. Senin için yaptım. Olsun. Duygulanıp ağlayacaksın şimdi sevinçten, mutluluktan. Yok. Yok. Gözyaşın bitti artık diyorsun değil mi? İyi misin? Bu arada biraz iyiysen bir şey söylemek istiyorum. Sen biraz oturmak ister misin? Otur o zaman hemen. Biraz iyi görmüyorum. Mira, söylemek için biraz daha iyi olmanı bekledim. Gerçekten düşündüğün anlamda söylemedim. Eğer öyle anladıysan senden özür dilerim. Ama düşündüğün şekilde söylemedim. Söylediğim şey çok yüzeyseldi, sen derinleştirdin. Arzucuğum, sen neler diyeceksin? Fikir olarak beğendim ben de. Bu senin de söylediği gibi yeşille mavinin uyumu da hoş olmuş. Güzel, beğendim ben. Peki, puanlarınızı yazın bakalım. Ben çok beğendim saçıla, makyajla. Beşim. Hayatları kullanalım. Tamam mı? Beş. Bence buraya kullanalım beşimizi. Ne dersin? Kullanalım. Daha iyisinin geleceğini düşünmüyorum ben bizden düşünmüyorum. Sonra. Kime kalp gönderdiniz? Al sana da bir tane atalım. Ömer Bey, bu tasarımı nasıl böyle şeylerle gelin bana ya. Böyle şeylerle gelin. Koca kalp yaptım, yine yaranamadım. Buraya yaptım, yine yaranamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben bunu kalbe hiç benzetemedim. Hani basenleri olmayan kadınların takviye kullanırlar ya, biliyorsunuz. O takviye benim gözümün önüne geldi burada. Silikon takviyelerden. Ciddi söylüyorum bak Hayat, yani hiç ağzını böyle yapma bana. Hayır, hiç kalbi saygı duyuyorum yani, o yüzden bana yapıyorum. Saygı duyacaksın yani. Çünkü ben yanlış bir şey söylemiyorum, haksız mıyım Miray'cığım? Doğru söylüyorum değil mi kızım? Doğru söylüyorsunuz. Bak niye o zaman demin çok güzel olmuş dedim bebeğim? Niye? Hayır, bunların birbirlerine karşı böyle bir zaafları var. O ona çiçek atıyor, ona çiçek atıyor. Söylemeyeceksin. Sen de açık olacaksın. Ben nasıl bunu söylüyorsam sen de söyleyeceksin. Çünkü bana İkincisi, çok güzel bir cümle kullandı, o yüzden. Hayır, onları şimdi halledeceğiz. Hiç meraklanma. Makyaj yani benim için külliye berbat. Berbat. Yani ne bu saça yakışmış ne de o tonlamalar. Yani Muammer Ketenci olarak beni asla cezbetmedi. Yani bir şeye benzetemedim açıkçası. Ciddi söylüyorum, ben orada kalp malp veya böyle esprili bir şey görmüyorum. Bir de kalp dediğimiz olayla alttakinin birleşimi hiç yok. Hani bir de kalp olsaydı orada belki hani sevgililer gününü hatırlatabilirdi o çiçekler miçekler bana kalple birlikte. Ama şu an özlemi de bertaraf ettin sen benim gözümde. Anlatabildim. Yoksa sen gerçekten büyük ustasın ama bugün değilsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki acaba Sayın Ustamız Adnan Serter saç tasarımını nasıl buldu? Şimdi ben aralarda dolaşırken Hayat kalp yapacağım dediğinde çok heyecanlanmıştım. Ama kalbim durdu.
o volümü, kıvrımı, kalbin kıvrımları olmadı. Hakikaten bir bal kabağı gibi oldu. Çok şeye benziyor. Yani kırmızıya... Ay bunlar da olmasa hiç gülemeyeceğiz ha bu sıcakta spotların altında. Ya tabii ay, amacım kimseyi güldürmek değil ama hani anlatabilmek için, tasvirde bulunmak için kullanıyorum. Yok, bu benzetmeleri. Ben seviyorum sizin tasvirlerinizi. Keşke bana kalp yapacağım demeseydin. Hani kalp o zaman başka türlü değerlendirdim. Gerçekten bir emek de verdin. Onu da gördük. Uğraştın. Kırmızıya boyaman hoşuma gitti. Ama keşke bir de temiz olsaydı, şu kalp kıvrımını da verebilseydin. Saç yetmedi. Bu bahanedi. Çıt çıt da denedim ama o çıt çıtlar naylon olduğu için kaydı. Ama bakın ben aralarda dolaşırken size sorular soruyorum. Sana dedim ki Hayat, saçın yetecek mi, kapatabilecek misin? Kapatacağım hocam dedim. Kapattım da istediğim gibi olmadı. Sıla'ya söylüyoruz ama bunlarda da bahane gani. İnternette bir yazın bakın, tamam mı? Bir kalp yapılıyor, bir kuaför. 5 dakikada bir kalp yapıyor. Lütfen bir ara onu izleyin. Ayşegül'cüğüm nasıl buldun makyajı, çiçekleri, tasarımı? Yani valla ben mesela onu kalp olarak görsem, ben yapmış olsam bu makyajı şey derdim. Bu bir ağaç derdim. Onun da kalbi var. O böyle kökleri, oradan çiçekler, onun içinden bakıyor canlı bir şey gibi düşünürdüm. Biraz polyanlacılık olacak ama. Ben beğendim yani, sevdim. Bir tek şeyi sevmedim. Karşıdan baktığında bir çiçek eksik kalmış. Kulağı buradan görünüyor ya. Oraya da bir tane yapıştırsaydın işte. O eksik kalmış. Şuraya inmeseydin de oraya yapıştırsaydın. O kulak orada biraz beni rahatsız ediyor. Ama ben o yeşille maviyi, mavi rimel sürmem, mavi lens takmasını hayırdır. Hayır, ağzım açık, hayret derdim. Ben çok beğendim. Kesinlikle. Hatta şunu diyebilirim. Bu stüdyoda gördüğüm en iyi tasarımlardan biri de diyebilirim bunun için. Geçmişe bakalım. Geçmiş getirsinler bakalım abi herkesin. Hayatım, geçmişte yaşama diyorum sana. Tabii geçmiş derken benim geçmişim onlar. Hepsini gördüm ben burada. Hayat, neler ben de gördüm. Seyrettim. Benim de geçmişim. Aa, ben bak, de seyrettim. Burada neler var? Biraz önce gördük. Şey, dün nasıl gördük yani? Yani neler vardı burada? Çok çirkin duruyordu. Yani lütfen Ayşe. Bunun bir estetiği yani var. Onlara karşı senin bir zaafın var. Ben bunu bir hissediyorum. Hiçbir zaafım ben yok. Var, asla, hissediyorum. Asla kabul etmiyorum. Bak bak bağır dedi. Hayır. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. He. Ben şöyle, benim yok, işini iyi yapan herkese karşı bir zaafım var. Buse'yi de burada çok şimdi seviyorum. Şimdi sen bu işe nasıl iyi diyebildin? Ben çok beğendim. Gerçekten. Evet. Adnan Bey, siz de lütfen söyler misiniz? Ben makyaj açısından. Makyajı... Ben aslında... gerçekçi olun, ne olur. Diğer taraflarda da böyle bir yeşillikler, mavilikler görseydim beğenecektim. Ben beğendim ya. Hani evet, şimdi kafa kırmızı, ortada yeşiller, maviler, üstte pembemsi şey başka. İşte hani kıyafeti görmemeye çalışıyorum. Durmuyor, kahverengi gibi duruyor. Ben onu bağdaştırdım, çiçekler ve ağaç kökleri. Kendimce bir şey yazdım ya. Yani bu makyaja ben beğendim, hoşuma gitti çiçekler. Aa. Puanı da birlikte konuşalım istiyorsanız. Ay hiç önemli değil. Ne veriyorsan ver canım. Yani. Kimseye de zaafım yok. Allah İşini aşkına yapan herkese zaafım ekrandaki var. Ekrandaki insanları da böyle yanlış yönlendiririz. Dünkü birden sonra güzel geldi. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Şöyle bir daha bakayım son defa. Yarın görüşmek üzere. Ayağına görüşmek sağlık. Üzere. Kızım hemen sök hepsini. Adnan Bey çok az verdi bence. İkilik ağlatmak mı istedin? Valla çok güzel değil hayır. Gömüldüm. Mete ve Arzu'nun modeli Ceren Dalkıç gelsin. Kapansın Ceren, kendine baksın. Oha ya. Oha. Ceren harikalar diyarındayım. Yani ya. Tabii.
dün kadın gibi olmuştum ya, bugün de o kadının çocuğu gibi olmuşum ama çok güzel. Çok gel, gel. Ne hissediyorsun? Harikalar diyarında. Farklı, değişik. Değişim için gelmiştim. Başardılar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Saçını mı daha çok sevdin, makyajını mı? Vallahi makyajım gözüme aldı gerçekten. Saçımı da beğendim ama. Ya düne göre çok çok iyi. Ben yarım saat boyunca sürekli bir şeyler aradım. Aparat. Hiçbir şekilde kimse vermedi. Ben kimseden de görmedim. Verirdim. Bilal saklamıştı. Elimde sadece o tüyler vardı. Tüyler olduğundan dolayı saça tüy takmayı düşündüm. Ne diyorsunuz? Bir yardım etmediniz mi? Yani yakışıklıya elimde bir şey olsaydı verirdim. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Teşekkür ederim. Vermesem de vermem. Sonuçta rakibim niye vereyim? Umurumda değil. Bak iyiyim kötüyüm diyor yani. Ama hayır. Elimde olsaydı gerçekten alsın, yani kullanmadığım bir şeyi verirdim. Vermesem de vermem. Bunu doğal karşılaması lazım. Çünkü sonuçta rakibim. Ben de dediğim gibi, yanlış anlamayın, vallahi çöp poşetini sarıp oraya koydum. Yani buna yaratıcılık deniyor yakışıklıcım. Topuzda hiç iyi değilsin. Bunu dün de gördüm, bugün de gördüm. İnşallah diğer konseptlerde kendini ön plana çıkartabilirsin. Ben hiçbir espri göremedim. O krepelerde yani çok amatörce olmuş. İnşallah beni yanıltırsın diyeyim. Yanılacağımı da düşünmüyorum. Topuzdan da anladığını düşünmüyorum. İnşallah boyada ve kesimde kendini gösterirsin. Çünkü yakışıklısın, seni seviyorum. Beğendin mi, beğenmedin mi? Çocuğu mu? Vallahi yakışıklı buluyorum. Ha, saçı mı? Saçı beğenmedim maalesef. Beğendim. Yok. Yani sönük kaldı. Bugünün konseptine göre sönük kaldı. Hayat sen nasıl buldun? Ben Bilal'e bir konuda katılmıyorum. Topuz olarak güzel bir topuz olabilirmiş bence. Yüzüne yakıştığı tarzda yukarıya kaldırmış saçı. Sadece tüyleri sevmedim. Bir de konsepte çok uygun bulmadım. Ama dediğim gibi sadece doğru, elimizde doğru, imkanlarımızda doğru. Tüyler olduğundan dolayı sonradan şey yaptık ya. Zaten. Saçta en güzel duran şey bana göre o tüyler. Çok şirin, çok çıtı pıtı durmuş. Yemin ediyorum. Tüy olmasaydı tüy zaten olmasa bir şey yoktu. Zaten saçın hiçbir anlamı tüy olmasa anlamadım. O saç anlamsız bir şey yani. Garip, kimsesiz gibi duracak orada o saç. O tüyler biraz gibi. Şirin göstermiş yani. Tüy olmasa ahtapot bacakları gibi duruyor kenarları. Ama Bilal'cim seninkine de baktığımız zaman böyle inişli kalkışlı farklı keşke bir şey duruyordu ama. Keşke sen de inişli kalkışlı bir şeyler yapsaydın dostum, böyle yakışıklı. Yani Bilal, bıkmadın mı? İlla sesim mi çıksın? İlla bir sesim yükselsin mi sana? Tamam hayat, sen yine yanlış anlayacaksın. Hayır, lafımı kesip her şeyi Bilal çok duruyorsun. İyi yapıyor. Her şeyi kendi çok iyi yapıyor. Yok yok, o bugün 5 aldı ya. O öbür bölüme kadar gider o 5'i, merak etme. Ben dün jüriden yine güzel aldım. Yine sesim çıktı. Benim jüriyle hiçbir problemim yok. Benim sizinle problemim var. Ve o yüzden ben hazırlıklı da geldim. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu kötü ambiyansı eski 3 yarışmacıya bağlıyorum. Kendimde de bakın, bizde de hata var diyorum. Aramızdaki en kıdemliye bir hediye vermek istiyorum. En kıdemliye. Hayatım lütfen bunu takmanı istiyorum. Şunu gerçekten tak ve bu aradaki kötü tohumu da, kötü enerjiyi de, o görevi ben hayata vermek ben bunu istiyorum. Tak, bunu ben organizatör neyi getirdim. Organize ediyor? Bir şey söyleyeceğim. Yani bunu sen, ne amaçla verdiğini merak ettim. Şu anda bana açıkla bunu. Hayır, evet, söyleyeceğim. Onu söyle. Şimdi buradaki zaman olarak en kıdemlisi sensin. Ve ben yanlış anlama, çok özür dileyerek söylüyorum. Bu aradaki gerginliğin birazcık da hayatın bakış açısından ve karşı tarafın bakış açısından kaynaklandığını düşünüyorum. Oraya da hiç bulaşmak istemiyorum. O yüzden bu sen gel bana bulaş. Çünkü hayat sana bulaşırsa vermek istiyorum. İnşallah bu aradaki kötü enerji yok, yok, bana, ama sizin bana, içiniz kötü. Bakın ben bunu sizin içiniz kötü nasıl bilir? Bir şey söyleyeceğim. Ya? Bir hayır, şey söyleyebilir miyim? Ya saç dışında tamam. Ben seninle hep burada farklı konularda tartıştım. Özlem anlamadı o beni. Burada 3 kişiye karşı yani bunu ben diyorum ki bu ortamı toparlasın diye bu kağıdı hazırladım. Senden ricam, bu aradaki gerginliği de sen aldırt demek istiyorum. Sen kötüsün demiyorum.
Ama teşekkür ederim. Ben bunu bir takayım. Yarından sonra seni bir organize edeceğim. Merak etme. Seni ayarlarını bir oynayacağım, bir düzelteceğim seni. O görevi de ben alıyorum. Büyük bir zevkle yarın bambaşka bir Bilal'i oturtacağım buraya. Bak taktım. Bana baktıkça sen ne kadar düzeleceksin biraz onu düzeltim, gör tamam mı? Düzeltim. Yok sen de yamuksun ya şu anda. O düzeldiği zaman o da düzelecek. Bilal neyi organize ediyor hayat? Yani ben bu kötü enerjinin hepsinin eski yarışmacılardan geldiğini düşünüyorum. Çünkü onlar daha tecrübeli. Biz eskinin yenisiyiz diyorsun. Biz eskinin yani. Yenisiyiz tabii. Yani eskiden kastım hayatlar ve sılalar. Ne var arkadaşım bizim masada? Çünkü veya siz benden korkuyor böyle hani ineği batırsam pıt ha. Patlayacak şeyde sen olduğunuz için bulaşmak istemiyorum size. Sen ne kadar fena bir insansın yani. Ya. Bulaşmak istemiyorum size. Tüm Türkiye izlesin. İnanın buradaki gerginliğin benimle hiçbir alakası yok. Tamamıyla eski yarışmacılar. Teşekkür herkes ederim. Buyurun izliyor Gözde ve görecek. Özür dilerim lütfen. Herkes akıllı kimse... Akıl oyunlarına gelmez merak etme. Eski mi? İyi ki eski olarak burada kaldın ki seni organize edeceğim merak etme. İnşallah edersin. Bu görev benim. Seni de düzeltmesini bilirim ben burada. Sen o çubukla bu arada bir hayat olmaya çalışıyorsun. Farkındayım. Birkaç gündür o çubuğu sallıyorsun. Bir hayat gibi davranmaya çalışıyorsun Sıla. Ay kıskandın mı? Kıskanmadım. Sen beni ay, kıskandın. Bırak onu bırak. Yakışmadı zaten. Bu benim. Bu Bilal'in. Konuma inanmıyorsun. Bu Bilal'in bana senin? Hediye ettiği çubuk. Ona her canım. Konuştuğumda ben bunu sallıyorum. Tatlım benim masada konum. Bir tane daha verebilirim valla. Sana vereyim istersen. Hayır veririm. Ben veririm. Burada çubuk benden başka kimse hediye edemez. Bununla. Burada bir tek ben çubuk hediye edebilirim. Sıla'cığım nasıl buldun saçı? Saçı nasıl buldum? Vallahi Mete sen sadece kaynak yap. Kusura bakma ama iki gündür bakıyorum topuz falan hiçbir şey yok ama iyi bir kaynak. Ama dün beğenmiştin topuzu. Yine söylüyorum bir de bir şeye katılmıyorum. Dedim ki arkadaşlardan bir şeyler istedim. Bana vermediler. Bana vermediler arkadaşım, ve... Arkadaşım bize hiçbir şey verilmiyor. Hatta mankenim de, bak, dedi ki... Bak Bilal de aynısını kullandı. Ne yapıyorsun sen? Taklidimi yapıyorsun ya biraz daha örnek al. Bak böyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Ama ben kaşınmıyorum. İşte olay kaşınıyorsun burada. Bak farkında değilsin. Yok tatlım beni o kadar taklit ediyorsun ki... Yorum yapacağım hayat lütfen. Kendimi böyle kopyalanmış gibi hissettim şu anda. Gerçekten bağırmak istemiyorum. Ben bugün senin modelini beğendim. Bu senin bağırmak istemediğin halin mi? Notuma da yansıttım. Bileğim ağrıyor. Üzerime gelmeyin. Ya anında beni eksiye çekiyorlar. Anında. Arkadaşım bize hiçbir şey vermiyorlar tamam mı? Bak bize sünger kullandık. Hatta sana söyledim. Arkada var dedim. Daha yenisin. Ama güzel şeyler yapacağını... Ümit ediyorum. Ben dediğim tümlere gibi, bayıldım. Dediğim gibi tek elimizde pembe tüyler vardı. Mankenimle birlikte karar verdik. Geçen bölümde dahi zaten tokalarımın içine bile boyalar konulmuştu. Öyle söyleyeyim. O yüzden tek elimde bir sürü olduğundan dolayı. Onlar bize fazlasıyla yapıldı. Hoş geldin. Buradan. Bir kırmızı ruj sür. Hayat olacaksın. Bir o eksik. Çabuğun, siyah, saç şeklin kırmızı ruj bitti. Kaşını tamamen da hafif kavisleştir. Oluyor. Hayat tamamen. Olamaz da bir hayat olabilir. Hayat olmaz da. Bak o kelimelerine dikkat et. Hayat. Sen beni bugün çok sinirlendiriyorsun. Sen de beni her gün sinirlendiriyorsun. Hayat aynen doğru ya. Diyorsunuz. Bizi her gün şu sinirlendiriyorsunuz. Biz bir şey demiyoruz. Görüyorum. Bugün sinirlendirdik şu diye mi zorundayız? Şu kırmızıları sürme. Sürme yakışmıyor arkadaşım İnşallah ya. İnşallah korkmuşsundur o kırmızılar sayesinde. Ben mi? Maalesef ben kimseden korkmuyorum. Sizin yapamadığınız öyle o vampir makyajı vardı ya. Ben kendime sadece bir kırmızı çekince oluyor. Sanki gözlerin kanıyor gibi duruyor. Evet gözlerim kanıyor burada gördüklerimden dolayı. İş anlamında bize yetişemedikleri için taş atayım. O zaman okey. Lekeleyeyim o izi kalsın. Okay. Belki oradan bir şeyler çıkar diyorlar ama insanlar yemez sana tabii. Sana prim vermeyeceğim. Seninle verme Allah tartışım. İçin bana prim verme. Sana prim vermeyeceğim. Sıla, lütfen bana prim verme. Vermeyeceğim. Tamam. Peki o zaman makyaj yorumlarına geçebiliriz. Lütfen. Saçla ilgili diyeceğin bitti mi? Bitti bu arada makyajına bayıldım. Ellerine sağlık. Miracığım sen nasıl buldun makyajı? Ben makyajını çok sevdim. Ben biraz ışıl ışıl şeyleri sevdiğim için herhalde bir de hoşuma gitti. Ellerine sağlık.
Buse'cim sen nasıl buldun? Ben bir karakter yerleştiremedim kafamda. Bir peri kızı edası var ama nasıl, ne yaptın? Yani ne oluşturmaya çalıştın? Tasarım, makyajla tasarım yaptım. Tamam, ne tasarladın? Peri kızı dedin ya. Peri kızı mı? Dediğim mi tasarladın? Ben senin söylediklerini çok kale almıyorum. Sen konuş, bak, geçelim. Bak, ciddi bir şekilde sana bir şey soruyorum. Bir insanı daha da güzelleştirmek için kusursuz olan burnunu böyle yamultmak mı gerekiyor? Yamultmadım. Gayet misin? Ben buradan hokka gibi bir burun göz görüyorum. Göz var, nizam var. O senin hokka burun modelin kendisine varsa... ait. Efendim? Hokka burun modelin kendisine evet, ait. Evet, şu anda öyle görünüyor zaten. Sen almışsın onu, bir öyle rüzgar efekti vermişsin. Ben bir rüzgar görmüyorum. Sen rüzgar bari mı görüyorsun? Bari de ki benim tasarımım bu. Ben yamuk burun yapıyorum tasarımlarımda. Sen oradan yamuk mu görüyorsun? Tabii ki de. O da senin tabii gözlerinin problemi. Bir düz durur musun kameraya doğru? Buradan bakalım. Düz mü sence? Gayet düz. Bir bakar mısın? Bakıyorum. Umarım yaptığın işlerin arkasında her zaman böyle durursun. Her zaman dururum. Dudak rengini sevdim. Yakışmış modele de. O dudağının ışıltısı çok güzel duruyor. Kaşını çok sert buldum. Bari kaşının rengini bir kırsaydın, sonra parıltı ben verseydin. Ben gayet yumuşak görüyorum. Yumuşak mı görüyorsun? Evet. Gözüme hoş görünüyor şu an. O senin fikrin. Genel olarak beğenmedim. Sadece rujunu sevdim. Bir tasarım görmüyorum öyle. Ahım şahım bir tasarım yok yani. Teşekkürler. Nasıl buldun makyaj tasarımını Özlemciğim? Ben de dudakları beğendim. Aynı bu senin dediği gibi, kaşı daha açık yapıp böyle parlatabilirdi. Ben de çok özel bir tasarım göremedim. Dudakları haricinde çok fazla göremedim yani. Beğenmedim çok. Peki puanları yazın lütfen. Bir verelim, hiçbir şey yok. Bence ya de. Bir verelim ya. Bir verelim bir. Yani ben saç sıfır. Makyajım tamam o zaman bir. Bir ver buraya. Sen mi? Yes. İnanılmaz. Yani bugün gerçekten konsepte uymadı ya. Bir de bu adam topuzun testinden anlamıyor. Belli yani. Çalışmıyor ki o. Vallahi biz sabahtan akşama kadar kendi dükkanımıza çalışıyoruz. O kasa kuaförü. Adam Bey, yeni takımımızdan Mete'nin saç tasarımını nasıl buldunuz? Nasıl puanlayacaksınız? Ceren'in yüzü o kadar güzel ki, tam bir oval yüz ve tabii ki ne toplarsa ne yaparsa yüzüne çok yakışıyor. Ama hani böyle bir tasarım konseptinde neyi tasarlamış ben hiç anlamış değilim. Ben de anlamadım hocam. Nasıl? Ben de anlamadım. Anlamamın sebebi dönderdim. Pensledim. Ondan sonra elimde tüyler vardı. O tüyleri alana koydum. Evet. Tüy dikmişsin. Evet. Birkaç tane daha, çok özür dilerim. Birkaç tane daha tüy dikebilirdim ama işte tüy kalmamıştı. Allah yani da. Tüy dikmek yerine keşke saçtan bir şeyler yapsaydın bize. Arkadaşlarından biraz örnek almışsındır. Bir dahaki sefere inşallah bu tip konseptlerde güzel şeyler görürüz. Ayşegülcüğüm, makyajı nasıl buldun? Ya ben aslında yakından çok güzel makyaj, böyle naif bir makyaj, abartısız. Şeyi sevdim mesela, şuraya böyle bir pembe geçip onunla burun kontürü yaptı. Yani kontür derken böyle çizgileri burnundan getirdi, ucunu yaptı, onlar böyle devam ediyor. Aslında Buse'nin yamuk gördüğü şey kontür değil, kontür olsa zaten bu kadar kırmızı olmasa. Kontür değil zaten, çizgi yamuk. Evet, o çizgi biraz asimetri kaşında da var. Yani o asimetriyi tam şey yapamadı. Bir de o saça ne tasarlasın kız yani. Ben de şimdi mesela bu saçı görsem aklıma taşlar falan gelir. Böyle peri kızı falan aklıma o gelir. Yani onu da böyle bir ilham alması gerekiyordu. Birlikte de konuşabilirlerdi. Bir daha birlikte konuşturur. Bu biz çok birlikte önemli. Birlikte yaptık zaten. Bayan da tek elimizde tüy kaldığından dolayı bayan da dedi zaten tüy koyalım saça dedi. Yani buna da, bu elbiseye de, bu tüylere de, bu naiflikte bir makyajı ben sevdim. Kendi tasarladı. En azından hani o çizgiyi yaptı. Kaşına bir şey yaptı. Çizgileri, kirpiği takması, farını sürmesi, o kirpik dibine yaptığı şey modelini güzel gösteriyor yani. Kötü görünmüyor. O yüzden puanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.
Muammer Bey, siz nasıl buldunuz yeni takımımızın hem hayal gücünü hem yeteneğini? Nasıl bulayım efendim, nasıl? Şimdi bugün bu kadar dehşet verici bir tasarım gördükten sonra bu tasarım sanki kümeste girmiş bir kadının yumurta çalıp dışarı kaçarken o tavukların tüylerinin biraz da elbisenin üzerine falan atsaydı tam o konsept olacaktı. Benden 10 numara alacaktı Mete. Ay yani neresinden tutacağımı şaşırdım tasarımınızın. Senin makyajın fena değil. O da bu biraz beni gaza getiriyor. Burada sinir ediyor. Ya güzel. Yani güzel müzel işte bu boy şu ruju kullanan daha şimdiye kadar çıkmadı. Özlem de olmadı bilmem ne. Yoksa çok yandık. Derinlerdeydim yani Muammer size. Muammer Bey bizim puanları da eleştirip puan verecek bize. Ben, ondan sonra böyle çok gerçekten kendimden çeliştim falan. En sonunda kuyuya girdim. Sana ortada görüyor musun? Onu İkiye de dörde de benziyor ama. Yok canım o iki. Senin istediğin değil yani. Teşekkür ederim. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkürler. Ayaklarına sağlık. Yarın görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Mira'nın tadını ne yerine getirir? Aklıma bir şey geldi. Hani senin bir tane veteran vardı, görüntülerin vardı. Tuna'ya sürpriz yapmıştın. Ne güzel bir gündü. Ben onu gördüm. Hep beraber izleyelim mi? Olur. Sevgilime sürprize geldim. Şu an çok heyecanlıyım. İçeri giriyorum. Selam. Ben geldim. Mustafa Batur'la içeri giriyoruz. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neredesin bu bebe? Evet. Bu pasta ne yemesi? Bu pasta sürpriz. Unuttun mu? Bana söyle. Ne sürprizi? Bugün ne günlerden? 58. gün pastamız. Geldim ya. 58. günümüz. Ben de seni düşünerek bir pasta aldım geldim. Teşekkür ederim. Sürpriz yapıp mutlu olacağını düşündüm çünkü. Güzel sürpriz oldu benim için. Umarım 58 gün değil, seneler boyu beraberliğimiz sürer. Ben hissediyorum daha uzun yıllar yani beraberiz. İnşallah. Evet, hoş geldiniz. Olmazsa olmaz. Tuna Bey, nasılsın? Böyle burada görüşmeniz, yani sürpriz yapman aslında çok iyi oldu. Çünkü bana da bir sürü mesaj geliyor hep bunlar işte... birlikteler mi, ayrılar mı? Biz zaten böyle dışarıya çok yansıtmak istemedik hani. Ama bence artık insanların görmesi gerekiyor. Kesinlikle gerçek. Umarım bir daha böyle bir yarışmada ya da bu yarışmada tekrar beraber oluruz. Tekrar böyle bir şansımız olur belki. Yine yani onunla beraber. Çünkü öncüler gelmişti. Öncü o kaynağı topuzuyla geri dönmüş. Ya kulağıma beni rahatsız edebilecek böyle söylentiler geliyor sürekli ilişkimizle alakalı. Yalan ilişki, birlikte değiller, işte hiç görüntülenmiyorlar vesaire. Bu beni çok fazla rahatsız ediyor. Bence bunu artık bırakalım. Biz ilişkimizi güzel bir şekilde yaşıyoruz. Ben onu çok seviyorum. Miracığım bu 58 gün sonunda nereden çıktı? 58 gün. Biz Tuna'yla yani şöyle ben geldiğimde ilk bir hafta sonra biz görüşmeye başladık. Yani konuşmaya 58. gün oluyor bizim için. Biz inanmıyorlar ama gerçekten beraberiz. 58 gündür biz yani. Biz bunun kaç gününü biliyoruz?
siz ne kadar? Aslında herkes öyle bir şey yok dediği için 15 günlü falan biliyoruz. Öyle zannediyorlar ama aslında biz 58 gündür. Bize de söyle de burada aptal aptal ekrana bakıp 58 gün falan diye seyretmeyelim yani. Yani daha önce ben söyledim de ama pek inanmadım. Ama benim hiç haberim yok. Dışarıda da görüşüyoruz. Ben Tuna'ya ilk defa sürprize gittim. Çünkü Tuna çok yoğun çalışıyor. Ben de sürekli buradayım. Dedim ki en azından dedim hani birbirimize güzel bir an yaşatalım. 58. gününü unutmadım ben. O da farklı bir sürpriz hazırlamış. Ben onun üstünü örtmüş oldum. Onu da söyledi. Evet, o da buraya gelecekmiş. Ben ya gitmiş oldum. Biz de senin yüzünü güldürdüğümüz için çok mutluyuz. Allah yani... Bir ömür boyu mutluluk versin umarım size. Umarım inşallah. Niye güzel gözümüzün önünde gerçekten burada böyle bir aşk doğdu. O zaman şimdi Sıla ve Mira'nın modeli Merve Eroğlu gelsin. Merve kendine baksın. Çok değişik ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel olmuş. Gel. Mükemmel olmuş. Gel gel. Saçlarım mükemmel olmuş. Ayrılamadım. Evet, güzel olmuş. Hı? Beğendim. Saçını daha çok beğendin makyajını. Yani saçıma bakamadım bile yani. Makyajıma bakmaktan makyaj çok güzel olmuş. Nasıl buldun Bilal? Sabırsızlanıyorum. Şey evet. Çok merak ediyorum. Bir hediyem var aslında. Böyle cuk oturdu. Onu önce... Hediyem var. Sen onu vereceğim. Aa. Önce onu vereceğim. Sonra hatta önce yorumumu ya yapayım bir saniye. Getirme bir şey söyleyeceğim. Senin bazen hediyelerinden ben korkuyorum artık. Bazen Adnan öğretmenim yapıyor mesela ufak mesela bugün dün yaptı bana. Mesela şunu şöyle alıp şuraya koysaydın çok daha güzel olurdu. Ya gerçekten. Tabii ki ama güzel bırakır bir örgüyle. Bırakır mısın bu Japonlar örgü yapar Japon zaten. Filmlerini, koyamadığın için onların hep bir örgüsü vardır ve enseleri yoktur. Sen nereden bileceksin? Koyamadığın için de cuk oturmuş bu hediyede. Ya ben senden hediye falan istemiyorum. Lütfen. Şunu al götür. Lütfen. Onu mesela güzel bir örüp şuraya koysaydın çok güzel olurdu. Koyamadığın için de o hediye de cuk diye oturdu. Çok merak ettik Sıla. Ne o hediye? Çok severek aldım. Ya ben söyleyeyim mi sen söyleyecek misin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Gerçekten artık dayanamıyorum. Aslında kızıma almıştım. O zaman kızına götür saygısız. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Tamam geri ver. Alayım. Yeter ama bu kadar olmaz. Geri, bari işe yarasın, geri vereyim. Al bunu çocuğuna tamam, götür. Teşekkür ederim. Bana fön takımı getirmiş ya. Çocuk oyuncak. Fön takımı tek değil, bak burada makyajlar var, toka var, makas var. Yazık. Gerçekten sana yazıklar olsun. Seni izleyen insanlar da eğer seni desteklerse ben diyecek kelime bulamıyorum sana. Bulamazsın çünkü o zaman kadar sen gitmiş olacaksın. Hocam bakar mısın? Sıla ama çanta boyutu kız çantanda taşırsın. Çanta boyutu küçük hepsi çantana girer. Ay sen de al kullanırsın çocuklara verirsin. Resmen sanattan anlamıyorsun diyor Muammer Bey. Hayır öyle bir şey dediğini zannetmiyorum. Sanattan anlamasan böyle bir şey yapamaz. Muammer Bey ben hemşireydim. Ben hemşireliği bıraktım. Keşke bırakmasaydın. Daha hayırlı olurdu. Burada insanları ağlatacağına orada ağlayanları düzeltecektin. Ben burada kimseyi ağlatmadım. Bak haddini bil Bilal.
O insanlar burada ağladıysa sonradan mutlu olarak gittiler. Ya neden bu kadar benim üzerime geliyorsun sen? Tam gelmiyorum. Hediyemi de geri aldım. Teşekkür ederim. Saçını da çok beğendim. Hayır, bir şey söyleyeceğim. O yelpazeyi neden bana sormadan aldın? Sana ne soracağım? Arkaya takılmış aksesuar benim sana ait olan bir şey o. Değil. Benim yelpazem o. Zaman takmayacaktın saça. O yelpaze saça. Bana arkadaşımın hediyesiydi. O oradan o zaman çıktığında aynı hali olacak mı? Burada kullandım, alırsın arkadaşım. O yelpaze burada duruyordu. Ben kendim saçta getirdim. Saçta takılıydı. Baktım ne yapabilirim? Süngerimi ayarladım. Dolaştım, kırmızı saç baktım. Baktım orada yelpaze var, aldım. O yelpaze rica benim ve çok yönetmenimden önemliydi. Yarın bak şaka yapmıyorum. Onu gösterin nereden aldığımı. Ciddiyim, o yelpaze benim için çok önemliydi. Görünce o kadar üzüldüm ki, hediyeydi bana. Keşke izin alsaydım. Bir daha söylüyorum, kalbimi kırdın böyle yaparak. Ay bak beni sinir etme. Ben onu arkadan aldım diyorum. Sen ne biçim insansın ya? Bak burada buradaydı Buse, ya. Vallahi sana alacağım bak yelpaze. Bak bana saçı bozdurma. Ben bir yelpazede değilim. O bana hediyeydi. Bana saçı bozdurma. Onu bozsan da o kırıldı orada. Yazıklar olsun hocam, alabilir miyim? Al. Gerçekten dayanamıyorum. Sen ne biçim insansın? Bunu mu istiyorsun? Kırdın artık. Neyini alayım? Neyini kırdım? Ben sizin gibi amatör değilim. Al. Al canım. Saçı da bozmadan onu çıkartır veririm. Sana yazıklar olsun. Al. Ben bunu buradaydı. İnşallah yönetmenim çıkartır ve sen utanırsın. Şu şekilde evet, takılıydı. Saçtaydı buradan o. Aldım. Benim de o. Hoşuna saçtaydı. Teşekkür ederim bu kadar hırpaladığın için. Saç ve makyaj yorumlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Saç yorumlarından hayatla devam ediyoruz. Bence bugün yaptığın saçı kıskandı, o yüzden gözü kaldı onda, yoksa başka bir şeyden değil. Ben çok enteresan bir şekilde okulun burkuk olduğu halde bugün çok güzel bir saç çıkardım bence. Bugün şaşırttı Sıla beni açıkçası. Sadece o çubukları çok sevemedim. Vallahi ama çubuklar çok güzel olmuş. Yemin belki ediyorum çubuklar çok güzel. Belki çatal çapraz taksaydın daha, yani çubuk çok fazla ama bugünkü tasarımını beğendim. Mete sen nasıl buldun? Ben de bugünkü tasarımını beğendim. Saçta bir herhangi bir kusur olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi yelpaze de gayet güzel duruyordu aslında saçta ama burada bırakılmış ya da ben burada başkasının ürününü almış olabilirim. Dediğim gibi 3-5 kuruşluk bir yelpaze için bir, burada karşındaki bir arkadaşına bu kadar laf söylemen gerekmiyor. Ben kuruş hesabı yapmıyorum orasında ya değil. Dediğim gibi sonuçta bu yelpaze bir altın kaplama değil ya da vesaire değil. Orada şeyin üstünde ben bulmuşlar. Ben onu çıkar bana ver demedim zaten. O oraya konulmuş, görünce şaşırdım ama şimdi sadece. Değil, karşındaki değil, insanlara değil, 4 defa tekrarladım. Lütfen 4 bir defa. Daha bir şey aldığın zaman bu sesenin mi, bu sesenin mi diye sor. Evet sor. Bundan sonra ben de korktum. Dediğim gibi sadece bugün bir tüyüm vardı. Allah'tan bu masadaydı. Bir dahaki sefere birinizin bir şeyini alırken 40 defa soracağım. Çünkü bu kadar bana gelmiş olsaydı cidden ben çok sinirlenirdim. Bak belki ufacık bir tel tokadır ama çok önemlidir değil ya mi? Ya önemli için? Olan bir şeyini o bunun zaman tezgahın üstüne ya da gizli biz bir yerine tutar. Biz yarışmadayız Buse. Ne önemi var bunun senin gözünde? Biz yarışmadayız. Benim için önemi yok. Belki çöp değil mi? Ama önemliydi. Önemli benim olan bir şeyin dediğim gibi. Ben burada kimseyi savunmuyorum ama bir yerlere koyarım. Bir sorun yok ya. Ne yapıyorsun ya? Hiç önemli neyse, değil. Neyse tamam, hiç sorun değil. Hiç önemli değil. Hadi makyaj yorumlarını dinleyelim. Buse'cim makyajı nasıl buldun? Ben fikrini sevdim. Yani zaten bu saça bu makyaj gider. Sadece keşke böyle 1-2-3 diye değil de Çince ile Japonca ile yazmış olsaydı çok daha güzel olurdu. Dudağının ilk halini biliyorum. Şu an kötü görünüyor ama yaptığı an güzeldi. Kaşını sevmedim. Çok göze batıyor. Yani o kaşı böyle küt bir kaş yapsa çok tatlı olurdu. O renk hiç olmadı yani kaşında. Kirpiği çok güzel bu arada. Özlem sen nasıl buldun makyajı? Ben de saçı çok beğendim. Hatta ilk gördüğüm anda böyle şaşırdım. O yelpaze de çok hoşuma gitti orada. Çok güzel olmuş. Makyajda da kirpiklerini beğendim. Eyeliner'ını da çok beğendim. Rakamlar değişik geldi onun tasarımı. Ben bütünüyle baktığım zaman beğendim ben de. Değişik bir tarz var. Arzu sen nasıl buldun? Ben saçına yorum yapabilir miyim? Ben saçını çok beğendim. Yani o yelpaze çıktı bence gene güzel. Bir şey değişmedi, bir şey kaybetmedi. Makyajını da beğendim. Sadece hani o kaşta acaba yeşil değil de birazcık daha nötr bir ton mu olsaydı onu düşündüm ama genel olarak beğendim. Puanları yazın lütfen. Eşik oldu onları. Saçını ne diyoruz bunda değil mi? Makyaj hiç
saçıyı. Bir daha bir saçını beğendim. 5 milyon. Kaç verelim? 2. 2 mi verelim? Hadi 2 verelim. Pandemi aldım. Ne bu böyle? Çok çirkin şeyler. Ben şu anda verdim. Pandemi de pişman oldum. Ben de. Adnan Bey nasıl buldunuz saçı? Şimdi yelpaze konusu benim için hiç önemli değil. Yelpaze olsa da olmasa da güzel bir tasarım oldu bir kere. Elinize sağlık. Özellikle o kahküllerin kesimine bayıldım. Çünkü yüzünü güzel tamamladı. Özellikle şu teşekkür ederim şöyle yanlardan incelttiğin için. Hani beni dinleyip yüzü yüze baktığın için teşekkür ederim. Ama şu yandan çıkan kırmızı var ya ona böyle... ne öne ne arkaya hiçbir yere konamadığı için o beni rahatsız etti. Hani böyle bir değişik durdu orada. Filin hortumu gibi duruyor. Yani arkada da olsa yanda da olsa. Kırmızı ile siyahın uyumuna bayıldım. Ama şu makyajdaki yeşil kaşları ne yapacağımızı şaşırdım. Yani hiç mi hayatın kaşlarını görmüyorsun? Çizsene şöyle hayatın kaşı gibi. Ay Allah'ım ha, kaşım her türlü şekle girir. Bana baksaydın ya. Teşekkür ederim. Ayşegül'cüğüm makyajı nasıl buldun? Böyle değirmen gibi olmuş saçlar. Saç böyle değirmen ama taşıma suyuyla değirmen suyu gitmez falan. Ya makyajı aslında fikrini beğendim. Keşke birkaç tane böyle hani Japonca falan bir şeyler yazsaydın. Aslında ilk onu yapacaktım. İşte hani yapsaydın keşke hani böyle bir iki uydurma zaten. Ellerime kimse... çizdim. Bana çok anlamsız geldi. Japonlar bunu nasıl hayatım kullanıyor dedim. Hayatım zaten anlamsız sonra. Gelecek çünkü anlamadığımız bir dil. Kimse de anlamayacaktı. Sen oraya yazacaktın o efekti. Bir de dudağını, gözünü çok sevdim. O kırmızı siyah bir kirpi kullanmışsın. Şöyle benim kendime çok yaptığım bir makyaj vardır. Yani farı eyeliner gibi götürmem falan. Onu da sevdim. İlk defa çok asimetrik. Kaşa ben de asla bir anlam veremedim. Simsiyah boyamanı beklerdim. Yani çok da güzel olurdu. Yüzü daha da inceltirdi. Yani fikir güzel ama tamamlanmamış gibi. Ama bütün olarak baktığımda da çok güzel. İkiniz çok uyumlu gördüm. Elinize sağlık. Çok teşekkürler Ayşegül Hanım. Teşekkür ederiz. Nasıl buldunuz bu tasarımı? Vallahi Sıla'ya ara sıra böyle fırça atmak Sıla'ya iyi geliyor. Bir sirkeleniyor. Hani çok beğendim mi? Hayır. Böyle çok 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 beğenmedim. Ama yani bunu Sıla yaptı deseler görmesem iteklerim yanımdakini. Hani bırak böyle düzgün bir tarama şuydu buydu. Yine arkadaki kırmızı benim hoşuma gitti. Yani onun orada durması bana ekstra bir şey yapmıyor, rahatsız etmiyor beni. Biraz çubuklardan eksiltme yapılsa iyi olur. Senin makyajın da yarım puanlı hoşuma gitti. Sen bu arada diyorum ya biraz sapıttın. Hala aklın ve beynin Nişantaşı'nda senin. Sabah gece gündür. Artık onu ya buraya al böyle getir şu masaya koy. Şunlar biraz düzelsin. Bunu da sadece Sıla'ya veriyorum. Teşekkürler. Tebrik ederiz. Dikkat et olur mu birinin yanından geçerken? Benim yeterince yarın görüşmek üzere. Herkese zaten görüşmek üzere. Gözde Hanım söylemiştim. Bebeklerime hediye vereceğim. Bugünün en başarılılarına. Ah! Evet. Sence en başarılılarına tabii ki de değil mi? Ben bugün kim sence? Ben çok beğendim onun yaptığı çalışmayı. O yüzden Sıla'ya vermek istiyorum. Bu Mira'nın, Mira benim bebeğim. Aşkım ya. Vallahi aşkımsın. Ya Özlem ablanın gerçekten... Bir gösterebilir misin? Başkası verse derdim ki hani derdim ya burada. Bebeklerim, çıkacak dedi. Evet. Gerçekten çıkmış. Bebeklerim çıktı. Ya gerçekten mi? Şaka mı yapıyorsunuz? Evet, benim.
Özlem Kurt kadetlerimi. Makyajı da Özlem Kurt. Evet, Özlem Kurt eyeliner'ı var burada. Evet, evet, gerçekten. Eyeliner de öyle. Teşekkür kaşlarım ederim da öyle. Özlem, saklayacağım bunu. Mira, onu sakla, tamam mı? İlk 1000 adet özel üretim efendim. Özlem Kurt bebekleri. Artık Özlem Kurt bebekleri her yerde. Şaka şaka tabii ki de. Bu programımızın başından beri hoş bir şakaydı. Benim bebeklerim olacak diyordu. Kendi bebeklerini yaptırdı sonunda Özlem. Kendi yaptırdı. Efendim, bu salıyı sallayacağımızı, sarsacağımızı söylemiştik. Ama bakalım, puanları hesaplayalım. Salıya en çok kim sarılacak az sonra? En gergin anlardan birindeyiz. Salı günü 23 puanla birinci olan takım sadece 2 puan farkla. Kuaförüm sensin de geldik günün sonuçlarına. En gergin anlardan birindeyiz. Pazartesiyi düşük puanlarla kapatmıştık. Bakalım bugün üzülen ve sevilen kim olacak? Salı günü 12 puanla en düşük puanı alıp dördüncü olan takım ...12 puanla... Mete Arzu. Ne oldu ya? Ben bekliyordum zaten. Öyle beklemediğim bir şey değildi. Nasıl bekliyordun? Herkes çok üstümüze geldi. Ben kim şaşırmadım geldi üzerimize? Bilal Bey, Buse Hanım. Ben misin üstünüze geldi? Aslında kimse üzerinize gelmedi. Kimse gelmedi üstüne. İşte dediğim dolu yorum gayet yap dediğim iyiyiz. Şey buydu. Aynen ya. Ki siz öbür programları izleseniz size gerçekten hiçbir şey söylemedik. Şaşırmadım biz yani işin özeti. Ben de eksik malzemelerimiz olduğundan dolayı böyle bir şey olacağına hazırdım zaten. Sırada günün üçüncü olan takımı 21 puanla salı günün üçüncü olan takım Hayat Özlem. Bekliyor muydunuz? Aslında bekliyordum ben. Yani saçtan dolayı bekliyordum. Ben beklemiyordum. Yani bir de dörtlü üçüncünün arasında bayağı fark var. O da dikkatimi çekti. İkiyle biri de merak ettim açıkçası. İlk defa bir üçüncünün bu kadar yüksek puan aldığını da gördüm. Ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum ama... Yine rekor kırdınız. Yani organizatör hanımın haberi yok ya, şaşırdı yani. Yani değil mi? Evet. Üçüncü... Ben de şaşırdım organizatör yok, hanım ben gibi. Ben mi? Bugün algılarım kapalı çünkü. Saç da yapamıyorum. Yok, hiç kapalı değil. Ben de puanlamayı görünce, sonuçları görünce... Aa. Siz o yüzden öyle yaptınız. Ne diyorsun? Hak ettiniz mi üçüncü olmayı? 21. 21 puan. Yani 16 haftayı devirdim, daha böyle bir üçüncü duymadım ben. Yani şoktayım, bilmiyorum. Özlem, sen neler diyeceksin? Ben de şaşırdım yani üçüncü olmamıza. Aslında çok uğraştım ve çok beğendim. Birinci olabilirdim. Evet, Muammer Özlem dedim. Olabilirdi de. Hayır, puanlamaya şaşırdın mı diyor. Evet, ona da şaşırdım. O zaman sıra geldi salı gününün birinci olan takımına. Sadece 2 puan farkla, yani 23 puanla salı günü birinci olan takım
23 puanla salı gününün birincisi. Sıla, Mira. Niye şaşırıyorsun? Yani ben... Çok teşekkür ederim. Çünkü Özlem ablanın makyajını... Aynen. Daha yani açıkçası onun makyajı daha ön plandaydı. O yüzden beklemiyordum. Onun hakkıydı bence bugün. Olsun, ben yine mutluyum. Birinci oldunuz. Siz de 21 puanla ikinciliği ve üçüncülüğü paylaşıyorsunuz efendim. Hayat ve Özlem'le. Güzel. Şaşırmadık. Şey. Adaletsizliğin kralı yaşanıyor şu anda burada. Şaşırmadık. Normal. Yine karşı. Dün de böyleydi. Bugün de böyleydi. Sağlık olsun. Tebrik ederim arkadaşlar. Tabii canım, itiraz edersin. Siz tebrik ediyorum bu arada. Tebrik ediyorum diyorum. Ya var ya, tam yorum yapmıyorum. Hareketlere vallahi bakıyor. Yorum yapmıyorum ya. Biz çok öpüyorum. Hepinizi tek tek çok seviyorum. Ben bugün birazcık gerginlik geçirdim. Ama ben gerçekten beklemediğim için şaşırdım. Hırs yaptım galiba. Bugün başardım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öyle olmuş. 21 puanla ikinciliği ve üçüncülüğü paylaşıyorsunuz. Gözde Hanım, biz jüriden tam puan alıp da birinci olamıyorsak yani, buna artık alışmamız gerekiyor canım. Galiba. Yani. Hani böyle biz olacak, de öyle bu belli olmuştu yani. Geçenlerde. Evet, bizim anlıyorum seni. Bu böyle olacak demek ki. Bu belli artık. Biz hafta içi her gün aynı saatte Show TV ekranlarındayız. Harika işler, eğlence ve rekabet doluyuz. Sizleri de bekliyoruz. Hoşça kalın. Bugünlük bizden bu kadar. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Mesela şu an çok iyi konuşuyor. Yarım saat sonra ne yapacağını bilemiyoruz. Şimdi yakışıklı der. Yarım saat sonra mankenim geldiği zaman arkamdan bir şeyler söyler. Dışarı çıktıktan sonra kardeşim nasılsın der. Ondan sonra gelir burada ben seninle tanışmadım ya da sen bana şunu dedin der. Bana verdiği hediyeye bakar mısın? Kaktüse kaktüs desen insanlar nefretle bakar. Ama çiçek desen... Çiçek hediye ettim desen. Çok seviyorum sizi. Sıra ne oldu? Bileğim daha iyi de şu anda da kaktüs battı elime. Birazdan da kolu komple kırılır. Mete saçı kötü yaparak seni düşürüyor. Yani şu anki aklım olsaydı zaten onunla gelmezdi. Yola çıktığını yolda bulduklarına değiştirme. Ben oğluma kızı istemeye gitsem asla böyle bir kız görmek istemem. Hele 25 yaşındaki bir kızı 35 yaşında görmek. Ben acemice buldum. Muammer Bey, bu yanı kızın şu an sol kaşına çizmişsin. Bak aynısı bak. Bak. 19 puanla. Çarşamba günü. İkinci olan takımsa sadece 17 puanla. 2 puan farkla. Birinci olan takım